Rahman ve Rahim olan, iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Merhabalar sevgili izleyiciler. Yükselen Sözler programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz, karşınızdayız. Her hafta burada taziyelerle, dualarla programımızı açmak, başsağlığı dualarıyla programımızı açmak çok da hiç istediğimiz bir şey değil aslında. Ama yine Kayseri'de meydana gelen elim olaydan dolayı şehitlerimiz var. Hepsine Rabbimizden rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar dileyerek bu haftada programımıza ne yazık ki böyle başlıyoruz. İnşallah programımıza çok daha iyi dileklerle, daha güzel dualarla başlayacağımız günleri de Rabbimiz bizlere göstersin sevgili izleyiciler. Yükselen Sözler'de biliyorsunuz 15 günde bir sizlerle birlikte oluyoruz. Geçtiğimiz programımızda sevgili hocamız doçent doktor Zeki Bayraktar ile Kur'an'a tarihselci bakışın çelişkileri konulu bir bölüm yapmıştık ve o programımızda konunun genişliğinden dolayı konuyu tam olarak bitirememiştik ve bir bölüm daha yapabileceğimizi söylemiştik. İşte bu akşam da devamı mahiyetinde yine Kur'an'a tarihselci bakışın çelişkileri konusuyla ikinci kez karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Abi. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Bu şartlarda ne kadar olunabiliyorsa. Evet, aynen öyle hocam. Teşekkür ediyoruz tekrar programımıza katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, önce bugünkü konumuza şöyle bir bakalım. Sevgili izleyiciler, Allah'ın kitabı elbette tarihsel olamaz. Elbette evrensel ve kıyamete kadar geçerli olacak bir kitaptır. Allah'ın bundan önce gönderdiği kitaplarda, son kitabı Kur'an'dan önce gönderdiği kitaplarda kendinden sonra kendisini tasdik edecek olanı müjdelediği için o kitap gelene kadar bütün hükümleriyle yeryüzünde geçerliydi. Çünkü tasdik sistemi ancak bu şekilde çalışabilir. Dolayısıyla tarihselcilik ya da Kur'an'a tarihsel bakışın aslında neredeyse Kur'an'ın tamamına aykırı bir bakış olduğunu pek çok yüzlerce ayetle aslında burada ortaya koyabilir, sizlere gösterebiliriz. Ama konumuzun, programımızın açılışı, Yükselen Sözler'in adeti olduğu üzere programımızın açılışı itibariyle bir ayetimiz var, onu izleyelim. Allah açıkça anlatmak, sizi sizden öncekilerin doğru yollarına yönlendirmek ve tevbenizi kabul etmek ister. Allah bilir, doğru kararlar verir. Nisa suresi 26. ayet. Evet, Allah sizi sizden öncekilerin doğru yoluna iletmek ister şeklindeki ayetimizi de gördük hocam. Dolayısıyla bu ayetle bile zaten tarihselcilik bir kelimenin tam anlamıyla çöküyor tek bir ayetle bile. Zaten öyle olmalı. Allah'ın evet. Kitabı bu kadar zayıf bir şeye çok da şey yapmamalı yani böyle muhatap bile almaması lazım zaten. Hocam geçtiğimiz hafta biraz özellikle Mustafa Öztürk hocanın kitaplarından ki zaten söylemiştik onun tarihselcilik konusunda en açık konuşan, en açıkça yazan ve bu konuyu en güzel dile getiren bir hocamız olduğunu dile getirmiştik. Dolayısıyla bu konuyu işlerken, tarihselciliğin Kur'an'a bakışını eleştirirken elbette ki bunu en iyi anlatan Mustafa Hoca'nın kitaplarından faydalanacağımızı dile getirmiştik. İsterseniz evet. Bir kez daha böyle bir girişle başlayalım. Hocam. Tekrar hoş geldiniz, buyurun. Teşekkürler. O programın devamı niteliğinde olduğumuz için izlediğimiz yolu aynen bu akşam da takip etmeyi düşünüyoruz. Ancak o programdan sonra başta eşim olmak üzere bazı dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan şöyle bir eleştiri aldım ben şahsen. Çok uzun alıntılar yaptınız, okudunuz. Bu bizim dikkatimizi dağıttı dediler. Ben buna hak veriyorum. Bu akşam biraz onu yapmamaya zorunlu olduğum bölümlerde bazı pasajları okumaya çalışacağım. Uzun alıntı yapmayacağım. Ama şunu da belirtelim.
bu programın bir arşiv ve dokümentasyon özelliği de var. Elbette. Binlerce dostumuz bunu videodan izliyorlar. Dolayısıyla orada bunu izleyen arkadaşlarımız için de bir bütünsellik olması için bunu yapmıştık. Bu akşam inşallah bir orta yolu bulacağız. İnşallah. Zaten zamanı biraz verimli kullanmamız gerekiyor ki yoksa yetiştiremeyeceğiz. Evet. Belki de yine de yetişmeyecek, bilemiyoruz. Artık inşallah yetiştirebiliriz evet. diye başlayalım. Bu akşam Bismillah. En azından benim zihnimde olan şey, tarihselci tezin en önemli argümanlarından biri olan, en çok delil olarak kullandıkları iki ayeti programın birinci bölümünde, ki bu Talak 4, küçük kızların evlendirilmesine evet. delil gösterilen ve Nisa 34, kadınların dövülebileceğini, Kur'an'da dövmeden bahseden bir ayet olduğunu ifade ettikleri bir ayeti önce inceleyip onlarla ilgili tezlerini cevaplandırıp ondan sonra da son bölümde tarihselci tezin hangi noktalarda çelişkiye düştüğünü bir sistematik bütünsellik içerisinde özetlemeye çalışacağım. Benim zihnimdeki program bu en azından. Çok şimdi dolayısıyla yine Mustafa Öztürk Hoca'nın makalesinden devam edersek yine hızlı hızlı. Mesela bu makalenin 63. 64. Sayfasında. Hocam makalenin ismini de istersen çünkü önce, çok sayıda şeyde, makalesi var hocam. Kur'an'ın tarihsel bir hitap oluş keyfiyeti. Hı, tamam. Geçen makale, programda okuduğunuz İslami makale. İlimler Dergisi'nin yıl 1 sayı 2'sinde 2006 yılında yayınlanmış Mustafa Öztürk Hoca'nın makalesi. Şimdi bu 63-64. Sayfasında mesela zihar, lian, haram aylar, sütten kesme, süt emzirilme konusu ve iddet meselesinin Arapların örfü olduğunu, bunların evrensel hükümler olamayacağını söylüyor. Hemen bunlarla ilgili tek tek uzun uzun girmeye gerek yok. Süt emzirme, sütten kesme ve süt emzirmeyen bir toplum var mı dünyada? Yani bu nasıl bir Arap örfü olabilir? Süt emzirme örf mü diyor hocam? Evet, iki yıldan çocukların sütten kesilme süresinin 2 yıl olmasını kastediyor Araplar. Şimdi süt emzirme evrensel bir olaydır. Süt emzirmeyen, bebeklerin süt emzirilmemesi mümkün değil. Bunun 2 yıl meselesine gelince biliyorsunuz 2 yıl mutlaka bütün bebekler 2 yıl emzirilecek diye bir emri yok Kur'an'ın. Ama tamamlamak isteyenler 2 yıldır ifadesi var dikkat ederseniz. Hatta bir başka ayette de hamilelik süresiyle birlikte değerlendirildiği zaman onun 30 ay olarak hamilelikle beraber şey yapıldığı zaman 9 ay çıkardığınızda geriye kalan 21 ay. Yani Kur'an'ın o ilgili ayetleri bütünsel olarak incelediğiniz zaman şunu anlayabiliyorsunuz. Ortalama 21 ay civarında bir süt emzirme var toplumda. Bunu tamamlamak isterseniz 2 yıla tamamlarsınız. Buradan şunu söyleyebiliriz. Kur'an'ın süt verme konusunda tavsiye ettiği süre 2 yıldır denilebilir. Hı hı. Peki bugün modern tıbbın önerisi ve şeyi ne? Ne hocam? Budur. Siz daha iyi bilirsiniz. Budur. Aynen bu. Elbette. Hı. Tam 2 yıldır. Yani dolayısıyla Kur'an'dan dolayı öyle değil mi hocam? Yani doktorlar Kur'an okuyup baktıkları için 2 yıl o yüzden. Elbette öyle değil. Kevni ayetlerden dolayı öyle. Evet. Biz daha önce de hep söyledik biliyoruz. Kevni ayetler de Allah'ın ayetleridir. Kur'an da ayetleridir. Bugün modern tıbbın bu konuda hiç tartışmasız önerisi. İlk 6 ay mutlaka anne sütü zaten kesinlikle öneriliyor. Hı hı. 6 aydan sonra da 2 yıla kadar tavsiye ediliyor. Dolayısıyla bu uygulamanın Arap örfü olduğunu söylemek dayanağı olmayan bir husustur. Bu arada hocam sizinle ilk kez tanışan izleyicilerimiz olabilir. Ben hemen bir hatırlatmada bulayım. Biz doçent doktor Zeki Bayraktar diyoruz ama kendisi aslında tıp doktoru. Evet. Yani uzmanlık alanı tıp üzerine, üroloji üzerine değil mi hocam uzmanlığınız? Evet. Dolayısıyla bu ünvanınızın da tıpla alakalı olduğunu buradan belirtelim. Bu konularda mahir olduğunuzu belirtmiş olalım. Buyurun. Keza iddet beklemek, yani boşanan bir kadının belli bir süre geçmeden başka bir erkekle evlilik yapamaması hali, Araplara özgü bir örf olabilir mi? Yani dünyanın neresinde olursa olsun, ister 20. yüzyılda, ister 14. yüzyılda, ne zaman bunun olursa olsun. Fizyolojik bir hal olarak bir kadının, bir başka erkekle evlenmesi için bugün bizim medeni hukukta da var, evet. böyle bir süre var.
Bunun Araplara özgü bir örf olduğunu nasıl iddia edebiliriz? Bu mümkün değil. Dolayısıyla bunlar Araplara ait örfler değil. Ha, zihar yemini en çok üzerine durulan bir şey veya liyan. Bunlar da bu toplumda yine aynen o hususta yaşandığı takdirde cari olabilecek bir şeydir. Yani bunun onlara ait özgü olduğunu Türk toplumunda böyle bir boşanma tarzı hocam olmadı. Ne olduğunu isterseniz kısaca anlatalım. Zihar bir Araplarda yani boşanma değil de kadını mağdur eden erkek karısını boşamıyor eşini. Ama sen örneğin sen benim annem gibisin, sırtın annemin sırtı gibidir vesaire gibi bir takım sözlerle yani karı koca ilişkisini kesiyor ama kadını da boşamıyor. Yani bunu söylediği zaman artık karı koca ilişkisi kuramayacağı geleneği var değil mi hocam? Böyle evet. Bir yemin yaptığı zaman. Bu uygulamanın yani bu uygulamanın cahiliye Araplarına ait bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Zaten benim programın son bölümündeki bölüm başlığım şöyle. Kur'an tarihsel bir kitap değil. Cahiliye uygulamalarını tarihsel hale getiren bir kitaptır. Tarihe gömen bir kitap. Evet. Kendisi tarihsel bir kitap değildir. Cahiliye uygulamalarını, bu cahiliye uygulamaları 14 asır önceki Arap cahiliye uygulaması da olabilir. Günümüzdeki cahiliye de olabilir. Hiçbir fark yok. Cahiliye uygulamalarını tarihe gömen, onları tarihsel hale getiren bir kitaptır. Ama Kur'an'ın tarihsel hale getirdiği, tarihe gömdüğü birçok uygulama sonradan tekrar nüksetmiştir. Biz bunu maalesef eski tefsirlerimizde geçen bu bilgiler nedeniyle bunu Kur'an'a mal ediyoruz. Bunu çok kesin olarak ayırt etmek lazım. Dolayısıyla zihar uygulaması yani erkeklerin kadınları bu şekilde mağdur etmesi cahiliye Araplarının bir uygulamasıydı. Kur'an bu konuda vaaz ettiği hükümlerle ki biliyorsunuz Mücadele Suresinin ilk 4 ayetinde bu hususlar ziharla ilgili kefaret şey yapılarak bunu tanzim etmiştir. Bu konudaki hükümlerini vaaz etmiştir. Dolayısıyla zihar uygulamasını bunu tarihe gömmeye çalışmıştır veya gömmüştür. Ama bugün herhangi bir toplumda aynı gelene yeniden hortlarsa Kur'an'ın bu hükümleri yeniden cari olur. Ya da bir başka şekilde hiçbir sebep yokken karı koca ilişkisini kesme evet, diye aynen, bir şey olabilir. Geçerli olamaz Kur'an'ın. Yani bu zaten bizim diğer birçok şeyle klasik fıkhımızda da kabul edilen bir şeydir. İllet ortadan kalkarsa hüküm ortadan kalkar. O hüküm neshedilmez. Ama illet tekrar yani gerekçe tekrar meydana gelince hüküm tekrar ortaya çıkar. Evet. O gerekçenin ortadan kalkmış olması nedeniyle hükmün uygulanmamış olması o hükmün iptal edildiği anlamına gelmez. Şimdi dolayısıyla buradaki şeylerin hiçbirinin evrensel olmadığını söyleyemeyiz. Ama gelelim programın en önemli yani ilk bölümümüzdeki asıl iki önemli konumuza. Şimdi tarihselci tezin en önemli delil olarak kullandığı ayetlerden biri Talak 4, biri de Nisa 34. Ne diyor bu ayette? Şimdi bakacağız detayına. Bu Talak 4 ayetine dayanarak... Bu 65. surenin evet, 65. surenin 4. ayetine dayanarak, oradaki bir ifadeye dayanarak, Kur'an'ın henüz ergenlik çağına girmemiş küçük kızların evlenmesine izin verdiğini, onay verdiğini, Kur'an'da böyle bir hükmün bulunduğunu iddia ediyorlar. Bu iddia üzerinden de diyorlar ki hadi bakalım siz Kur'an'ın evrensel olduğunu iddia edenler bugün söyleyin bakalım veya tatbik edin bakalım bu toplumda bakalım kabul ettirebilecek misiniz? Küçük kızların evlenmesine müsaade ediyor Kur'an diyebilecek misiniz? Madem evrensel olduğunu iddia ediyorsunuz hodri meydan bunu diyen söyleyin diyorlar. Ama burada mesele şu. Acaba Kur'an küçük kızların evlendirilmesine izin veriyor, veriyor mu vermiyor? Yine aynı şekilde Nisa 34. ayette Kur'an'da vadribuhunne ifadesine yükledikleri anlam nedeniyle erkeklerin kendi eşlerini dövebileceklerini söylüyorlar. O ayetin bunu söylediğini, buna izin ver, tavsiye ettiğini, en azından buna izin ruhsat verdiğini söylüyorlar. Yine diyorlar ki hadi bakalım buyurun. Madem Kur'an'ın evrensel olduğunu iddia ediyorsunuz, madem bu Kur'an tarihsel değil, bunlar Araplarla ilgili uygulamalar değil,
Bugün de uygulayın veya söyleyin bakalım muhataplarınıza, bu modern çağda bunu söyleyebilecek kabul misiniz? Kabul ettirebilecek diyorlar. Şimdi bakalım. Önce Talak 4'te Mustafa Öztürk hocamız bunu nasıl meallendirmiş? Adetten kesilmiş kadınlarınızın iddet süreleri konusunda şüphe ediyorsanız, bilin ki onların iddet süreleri 3 aydır. Şimdi parantez açıyor. Yaşlarının küçüklüğünden dolayı hiç adet görmemiş kadınların iddet süresi de ayette öyle aynıdır. Bir şey yok. Ya, o parantez içi kısmı evet, ekleme. Ayetin lafzına geçeceğiz zaten. Evet. Parantez içerisinde olduğunu söyledim. Yaşlarının küçüklüğünden dolayı parantez kapanıyor. Hiç adet görmemiş kadınların iddet süresi de aynıdır. Şimdi buradaki açıklama şu. Bu ayetteki vellâi lem yahidna ifadesi çocuk yaşta evlenip dul kalmış fakat halen adet görmemiş kız çocuklarının yeniden evlilik yapabilmesi için ne kadar bir süre iddet beklemesi gerektiği meselesiyle ilgilidir diyor. Meali böyle. Makaledeki şeyi de bölümü de şöyle. Şimdi tüm hükümlerin geçerli olmadığını söyledikten sonra kaldı ki bazı ahkam ayetlerinden hiçbir evrensel mesaj üretme imkanı da yoktur. Bu bölümü mecburen okuyacağım yani çok uzun okuyun değil zaten. Hocam, mesela Talak 4. ayette adetten kesilmiş ve adet görmemiş kadınlarınıza gelince eğer onların iddet süreleriyle ilgili bir tereddüdünüz varsa bilin ki bu süre 3 aydır mealinde bir ifade yer almaktadır. Dikkat edilecek olursa burada hiç adet görmemiş kadınların iddetinden bahsedilmektedir. Bilindiği gibi iddet boşanmış bir kadının başka bir kadınla evlenebilmesi için beklemesi gereken süreyi ifade eder. İddet boşanmış bir kadının değil, evlenmiş, cinsel ilişkiye girilmiş, kendisiyle cinsel ilişkiye girilmiş bir kadının beklemesi gereken süredir. Eğer cinsel ilişkiye girilmemişse onun iddeti yoktur. İlgili ayeti okuyacağız. Evet. Bu açıklamayı yapmam önemli çünkü değerlendirme öyle yapacağız. Buna göre adetten kesilmiş kadınlarla hiç adet görmemiş kadınlar boşandıktan sonra 3 ay beklemek durumundadır. Peki hiç adet görmemiş kadınlardan maksat nedir? Şimdi ilgili bölüm. İlk bakışta ayetin herhangi bir fizyolojik sebepten ötürü adet görmemiş olan yetişkin kadınlara işaret ettiği düşünülebilir. Nitekim Muhammed Esed böyle düşünmektedir. Kuşkusuz bu düşünce Kur'an'ın her yönüyle tarih üstü olduğu inancından mütevellittir. Ama kesinlikle yanlıştır. Niye? Çünkü tüm müfessirlere göre söz konusu kadınların adet görmemişliği fizyolojik bir arızadan değil, yaşlarının küçük olmasındandır. Yani sebep bu yani müfessirler öyle diyor evet. diye. Nitekim bu tarihsel gerçek ayetin nüzul sebebiyle ilgili rivayetlerde de açıkça belirtilmiştir. Hatta İbnül Arabi ayetteki hiç adet görmemiş kadınlar ibaresinin bir babanın kızını küçük yaşta evlendirebileceğini delil teşkil ettiğini söylemiştir. Hülasa Talak suresi 4. ayette hiç adet görmeden yani daha çocuk denebilecek bir yaşta iken evlendirilen, muhtemelen kendisinden onlarca yaş büyük bir erkeğe karılık eden bir kadının boşanması durumunda 3 ay beklemesi gerektiğinden söz edilmektedir. Kur'an'ın her hükmünden evrensel bir mesaj çıkarmayı vazife addedenlere şunu sormak gerekir. Hadi sor bakalım. Sor henüz bakalım. Çocukluk çağında iken evlendirilen ve sonra boşanan kadının bekleme süresini belirten ayet evrensel bir hüküm mü içermektedir? Çocuk denecek yaştaki kızları evlendirme geleneği evrensel bir olgu mudur? Yoksa miladi 7. yüzyılda uygulanan bir Arap örfü müdür? Çocukluk çağında evlendirilmiş kızların boşanma sonrasındaki bekleme sürelerini belirten ayetten ne tür bir evrensel mesaj çıkarılabilir? Evet. Şimdi hocam bir dakika. Şimdi bir kere ben bir şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz bölümde bana gelen bir iki eleştiri de şöyleydi. İşte sizin yaptığınız bu hocamızla ilgili okumalardan dolayı ben gülümsüyormuşum. Alaycı bir tavır takınıyormuşum falan. Bunu bazı tarihselci arkadaşlarımız, izleyicilerimiz eleştirmişler. Yani alınacak halimize gülüyoruz. Ona şükredelim. Yani şu ifadeleri bilimsel makale diye Allah'ın kitabına söylemek, söyletmek yani olacak iş mi? Bir kere
tefsirleri kurtarmak için, geleneği kurtarmak için, orada tarihte yazılmış olanları, işte İbnül Arabi'yi vesaireyi kurtarmak için Kur'an'ın ayetini feda etmekten başka bir şey değildir hocam. Şimdi diğer bölümlerde de biz şey yapıyoruz ama en azından bu konuda bu mesele işin tıbbi boyutunu da tabii sizin uzmanlık alanınıza giriyor. Için, buyurun. Yani Arapça boyutuna da gireceğiz ama şimdi eğer geçmiş müfessirlerin hepsi adet görmemiş kadın lafını gördükleri zaman işte bu ergenliğe girmemiş kadındır diyorlarsa, hani tabiri tamamı caizse diyorsa tabiri caizse o müfessirlerin hepsi Elif'i görünce mertek zannedenler insanlarmış. Eğer bu anlamı anlatabildim mi? Evet hocam, doğru. Şimdi biz hekim olarak çok iyi biliyoruz ki hiç adet görmemiş ama ergenliğe girmiş kadınlar olabilir. Biz buna primer amenore diyoruz. İşin teknik boyutuna girmeden önce bu konuda bir iki husus söyleyeyim. Buyurun. Öncelikle oradaki lem yahidna ifadesi henüz adet görmemiş manası veriliyor. Bu mananın verilmesi için bizim bu konuda Doktor Fatih Orum'la benim ortaklaşa yazdığımız bir makale var. Ankara İlahiyat Dergisi'nde, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin 2014 yılı 55. birinci sayıda yayınlandı. İlgi duyan arkadaşlar oraya bakabilirler. Çok fazla girmeyeceğim. Hocam muhtemelen Süleymaniye Vakfı org sitesinde de var. Zaten internetten şey. Zeki Bayraktar Fatih Orum evet. Talak 4 diye gezince girilir. Orada Fatih Hoca işin Arapça boyutunu, ben tıbbi boyutunu ele aldım. Oradaki ayete henüz adet görmemiş ifadesinin verilmesi için orada lem değil lemma olması gerekirdi. Şimdi bu teknik detaya girmiyorum. Orada lemma değil lem var. Dolayısıyla henüz ifadesi yanlış. Ama velev ki öyle bir ifade olduğunu varsayalım. Velev ki. Karşımıza ne çıkıyor? Henüz adet görmemiş ama evlenmiş bir kadın. Bu olabilir mi? Şimdi müfessirler bunu neye göre şey yapmışlar? Henüz adet görmemiş ifadesi ergenliğe girmemiş olabilir. E peki Kur'an'da evlilikle ilgili sadece bu ayet mi var? Kur'an'da evliliğin ancak ergenliğe ve rüşt şartına bağlı olduğunu bildiren başka bir ayet yok mu? Sadece ergenliğe girmek bile yetmediği, nikah çağından bahsettiği ayetler ne olacak? Evet. Nitekim burada, buyurun hocam okuyalım o ayetleri. Nikah için sadece ergenliğin değil rüşt çağı. Rüşt çağını da şu şekilde kontrol edin diyor. Kur'an'a göre bir kızın evlenebilmesi için onun sadece ergenlik çağına ulaşması değil, rüşt çağına da. Şimdi burada Nisa 6. Himayeniz altındaki yetimleri ergenlik çağına diye çevirmiş Mustafa Hoca. Nikah çağı ifadesi geçer evet, şeyde. Kur'an'da nikah çağı. Nikah çağı geçinceye kadar deneyin. Kârı zararı bilecek ve mallarını çekip çevirecek hale geldiklerini gördüğünüzde mallarını derhal kendilerine teslim edin. Buradaki ifade vebtelül yetama hatta izâ belagun nikâhe. Evet. Nikah çağından bahsediyor. Evet. Onu ergenlik olarak mı çeviriyor? Evet. Fein anestum minhum rüşten. Eğer rüşt bir olgunluk tespit ederseniz o zaman mallarını verin diyor. Evlenen bir kadına mehir verdiğine göre, o mehir de onun şahsı malı olduğuna göre, o malı kar zararının hesabını bilmeyen, ekonomik olarak yönetimini bilmeyen bir çocuğun, ergenlik kız çocuğunun yani, ergenlik çağına girse bile reşit olmadığı için, rüşt çağına erişmediği için evlenmesi Kur'an'a göre caiz değildir. Yani Kur'an'a göre bir kızın evlenebilmesi için ergenlik çağına ulaşması yeter şart değildir. Aynı zamanda olgunluk çağına da ulaşması gerekir. Hal böyleyken hiç ergenlik çağına girmemiş bir kız çocuğu. Bakın bazı biraz sonraki ifadelerimden bazı izleyicilerimiz rahatsız olabilirler ama bundan zorunluyum. Hekim olarak açıklamak zorundayım. Burada söylenen ne? Deniyor ki Kur'an öyle bir kitaptır ki ergenlik çağına girmemiş bir kız. Mesela 6 yaşında 7 yaşında bir kızı babası evlendirebilir. O kızla evlenen kendisinden yaşla onlar da büyük ifade ediyor ya. Erkek kocası o kızla ilişkiye girer. Ve henüz hala ergenlik çağına girmeden boşarsa
Onun iddet müddetini açıklıyor diyor. Peki ben şimdi soruyorum bir hekim olarak. Henüz ergenlik çağına girmemiş bir kız çocuğu, yani genital sistemi fizyolojik ve anatomik olarak cinsel ilişkiye hazır olmayan bir kız çocuğuyla ilişkiye giriyorsunuz ve o kız çocuğu yaşıyor, öyle mi? 14 asır önce de. O kız çocuğu ölmüyor. Kanamadan, hematomdan, perforasyondan, yırtıklardan ölmüyor. Bir de boşanıyor. Ve onun iddetinden bahsediyorsunuz. Kur'an böyle bir kitaba cevaz veriyor, öyle mi? Yani Kur'an sanki öyle bir kitap ki, tarihselcilerin teziyle, Arap toplumunda bu tür uygulamalar var. Arap toplumundaki bu uygulamaları sosyolojik bir analiz gibi sanki değerlendiriyor. Dolayısıyla böyle şey. Kur'an böyle bir kitap değil. Kur'an Arap toplumundaki bu tür şeyleri şiddetle reddediyor. Var olan şeyleri reddediyor. Islah edilmesi gerekenleri ıslah ediyor. İptal edilmesi gerekenleri iptal ediyor. Bazı şeylere de dokunmuyor. Nötr bir kitap değil ki. Kaldı mesela ki Arap toplumunda da böyle bir şey olamaz hocam. Bu böyle bir durum bu, söz konusu olabilir. Akla ziyan bir olay. Yani artık bunun bir ekleme daha yapabilir miyim hocam? Mesela evlilikle ilgili ayetlerde mesela zinakar olmama şartı var. Yani böyle bir denetimin yapılması isteniyor. Ben başka bir şey söylüyorum. Kadınla erkekte. Şimdi evlilik işin açık ve net konuşuyorum. Henüz ergenlik çağına girmemiş. Örneğin 7-8 yaşında bir kız çocuğuyla. Siz onu evlendiriyorsunuz, o kız çocuğuyla cinsel ilişkiye giriliyor ve 14 asır önceki şartları söylüyorum. Hadi bugün ameliyatla falan düzeltirsiniz. Ya o kız çocuğu yaşıyor mu ki siz onun iddetinden bahsediyorsunuz? Yaşayamaz ki öyle bir kız. Yani bu söylediğimi hekimler anlayabilir. İnsanlar da anlasın yani. Ya çok büyük yırtıklar olur. O yırtıklar inanılmaz kanamalara neden olur ve 14 asır önceki. Yani bunun yani gerçekten... Ya ifade edecek şey bulamıyorum. Kur'an böyle Arap toplumunda bu tür şeyler var olacak ve sosyolojik veri olarak sanki dolanacak. Böyle bir şey olamaz. Bakın Kur'an mesela kız çocukları değil mi konumuz? Kur'an kız çocuklarıyla ilgili konulara değinmiş. Bu konudaki bazı yanlış uygulamalara bakalım nötr bir üslupla mı yaklaşmış buyurun. Yoksa ne demiş? Mustafa Öztürk hocanın kitabından okuyacağım. Mesela Nahl suresinin 58 ve 59. meali. 16. sure 58-59. Bakalım meali. Kur'an böyle nötr bir şey mi? Yani hitap mı? Nahl suresinin 58-59. ayeti. Nitekim onlardan birine müjde bir kız çocuğun oldu diye haber verilince öfkeden deliye dönmüş bir halde suratı kapkara kesilir ve kendince çok kötü olan bu haberden dolayı halkın içine çıkamaz. Bu arada halk arasında kız babası olarak tanınmanın alçaltıcılığına rağmen, parantez içiydi bu. Bu çocuğa bakıp büyütmeli mi yoksa diri diri toprağa mı gömmeli diye de kara kara düşünür. Yazık, ne kadar da iğrenç düşünüyorlar. Bak gayet güzel çevirmiş. Demek ki Kur'an o toplumdaki her uygulamaya tamam sizde böyle bir uygulama diye var diye davranmıyor. Görmüyor. Kız çocuklarına yapılan bu muamelenin ne kadar da iğrenç bir muamele olduğunu hemen söylüyor. Bu bahsettiğimiz olay bundan daha aşağı bir uygulama mı? O kız çocuklarının ölümüne neden olabilecek. Ölmezse bile hayatı boyunca sürünmesine neden olabilecek bir sakatlanmaya maruz bırakacaksınız. Kur'an da bunu onaylayacak. Bunun izah edilir tarafı yoktur. Yani ne Arapça kural açısından ne Kur'an'daki evlilik, ergenlik ve rüşt çağı açısından bunun izah edilebilir bir şey yoktur. Oradaki ifade henüz adet görmemiş değil, adet görmeyen kadınlar ifadesidir. Ama velev ki öyle olsa bile ben tıbbi olarak açıklıyorum. Primer amenore ve sekonder amenore dediğimiz bir durum var. Yani ergenlik çağına girdiği halde, aslında adet kanaması gördüğü halde adet kanaması dışarıya akmayan bir takım anatomik problemlerden dolayı bir takım kadınlar olabilir. Bunlar aslında ergenlik çağına girmiştir ama adet kanaması dışarıya akamadığı için adet görmemiş kategorisinde olabilir. Böyle olanlar olabilir. Biz buna primer amenore diyoruz. İkincisi adet görmeye başladığı halde 3 veya daha fazla ay psikolojik, biyolojik, hormonal nedenlerden dolayı
adetleri ara veren kadınlar ki bu çok sık gördüğümüz bir durumdur. Hanımlar bunu bilirler. Buna da sekonder amenore diyoruz. Dolayısıyla erişkin olan kadınlarda adet görmeme hali çok yaygın bir durumdur. Ve ayetin bahsettiği durum da budur. Yani evlenen ve boşanan kadınlardan eğer adet görmeyen kadınlar varsa aranızda onların iddeti 3 kurdur demiş oluyor. Nokta. Bu ayetin kız çocuklarının, küçük kız çocuklarının evlendirilmesiyle vesaire hiçbir şeyi yoktur. Hocam bir ara verelim. Eğer müsait misiniz? Yani öyle bir yerde miyiz? Kısa bir şey varsa. Bir noktalı varsa... virgül koyalım. Tamam. Şimdi ondan sonra devam ederiz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, araya gitmeden önce gerek Mustafa Hoca'ya, Mustafa Öztürk Hoca'ya, gerek bütün tarihselci hocalara Kur'an'ı artık tefsirlerden değil, biraz da Kur'an'dan okuyup meal yapmalarını tavsiye ederek araya gidiyoruz. Biraz sonra birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, Yükselen Sözler devam ediyor. Tarihselcilikle ilgili ikinci programımızı yapıyoruz. Değerli hocamız Doçent Doktor Zeki Bayraktar'la birlikte. Ve Talak Suresinin 4. ayetinin çocukların evlendirilmesine delil olarak kullanılamayacağını az evvel açıkladık, kanıtladık. Ve şimdi hangi konuya geçelim? Oradan mı devam edelim? Evet, hocam? Oradan devam edelim. Buyurun. Şimdi Mustafa Öztürk Hoca buradaki açıklamasını yaparken... Kendisi bile bizzat ilk bakışta bu ayetin, bu ifadenin herhangi bir fizyolojik sebepten ötürü adet görmemiş olan yetişkin kadınlara işaret ettiği düşünülebilir diyor ki bu doğru zaten. Hı hı. Nitekim Muhammed Esed böyle düşünmektedir. Kuşkusuz bu düşünce Kur'an'ın her yönüyle tarih üstü olduğu inancından mütevellittir. Ama kesinlikle yanlıştır diyor ya. Hı hı. Niye yanlış? Bakın ilk bakışta bu böyle düşünülebilir. Kendisi de öyle düşünüyor demek ki ama yanlıştır. Niye? Çünkü tüm müfessirlere göre söz konusu kadınların adet görmemişliği fizyolojik bir arızadan değil, yaşlarının küçük olmasındandır. Hı hı. Bütün müfessirler öyle diyor, bu kızlar öyle. Adet görmemiş, ergenliğe girmemiş kızlardır demişler. Hı hı. Nokta. Şimdi burası çok önemli bir nokta. Niye önemli? Bizim de sizin de karşınıza hep çıkar. Ya kardeşim bugüne kadar hiçbir müfessir böyle dememiş. Siz böyle diyorsunuz. Hı hı. Onlar hiçbir müfessir bilmedi de siz mi bildiniz? Yani gına geldi yani bu şeylerden. Burada da Mustafa Öztürk Hoca da bunu söylüyor. Bunu herkes söyleyebilir de Mustafa Öztürk Hoca'nın bunu söylememesini beklerdim. Hı hı. Neden derseniz, hani ne özelliği var derseniz, Mustafa Öztürk Hoca'nın bu konuda bir özelliği var. Nedir o? Şudur, bugüne kadar bize gelmiş tefsirlerin aslında tek bir tefsir olduğunu çok güzel anlatmış bu eserde. Yani öyle bize gelen tefsirler, mefsirler diye bir şey Aynı yok. Kitap hocam, şimdi söyleyeceğim. Kur'an'ın Mutezili yorumu. Hı hı. Ragıp Ebu Müslim el-İsfahani, yani Ragıp İsfahani örneği üzerinden bir çalışma. Bu Mustafa Öztürk Hoca'nın doçentlik tezidir. Hı hı. Hocam şöyle kameraya doğru şey yapalım, izleyicilerimiz de görsün. Evet, tamam. Ve gayet de güzel bir çalışmadır aslında. Hı hı. Şimdi böyle bir tez nasıl yapılır? Ragıp İsfahani özelinde olduğuna göre Mustafa Öztürk Hoca herhalde Ragıp İsfahani'nin tefsirini incelemiş. O tefsirindeki şeyleri, görüşlerini toparlamış. Kendisi de bir mutezili olduğuna göre mutezilinin Kur'an yorumu nasıl diye bir eser çalışma yapmış. Böyle yapmış olmalı değil mi? Hı hı. Peki böyle mi yapmış? Hayır. Neden? Böyle yapamamış. Neden? Çünkü İsfahani'nin 14 ciltlik tefsiri günümüze intikal etmemiş, imha edilmiş. Sadece İsfahani'nin mi? Peki Mustafa Hoca bu çalışmasını nasıl yapmış? Fahrettin Razi tefsirinde İsfahani'ye isnat edilen görüşleri toparlamış ve o da zaten bakın küçük hacimli bir kitap. Bu kitabın zaten ilk bölümleri giriş, gelişme, İsfahani'nin hayatı vesaire. Kitabın esas ana içeriği oldukça mütevazi bir bölüm. Yani bir elin parmağını geçmeyecek kadar bir görüş bulabilmiş demek. Peki niye bu böyle olmuş? Bakın bu kitabın 25. sayfasında. Burayı okumak zorundayım. Buyur hocam. Mutezili alimler tefsir sahasında yüzlerce eser vermişler. Fakat bu eserlerin çok büyük bir kısmı daha önce zikredilen sebeplerden dolayı maalesef günümüze ulaşmamıştır. Daha önce zikredilen sebepler nedir? 16. sayfada açıklıyor.
özellikle Sünni mezhep tarihçilerinin Mutezile hakkındaki tutumları dikkate alındığında söz konusu eserlerin kaybolmasındaki temel faktör mezhep taassubudur. Yani Sünni mezhep taassubu nedeniyle Sünni olmayan diğer tefsirler günümüze intikal edilmemiş, imha edilmiş. Bunda Moğol istilası, savaşlar, yangınların da etkisi olabilir diyor ama birinci faktör mezhepçilik. Sünni mezhep taassubu. Bundan dolayı Mutezili alimler tarafından yazılan yüzlerce belki de binlerce tefsir günümüze intikal etmemiş. Mutezili olduğu halde günümüze intikal eden tek bir tefsir var. El-Keşşaf tefsiri Zemahşeri'nin. Ancak burada ilk Mutezili alimleri mesela Abdurrahman bin Kaysan el-Esam ilk eser ölümü 200 yılında. Bakın bu alimin tefsiri. Zemahşeri'nin ölümü 533. Çok sonra. Yani esas ilk dönem o İslam'ın en parlak hicri 2. 3. asırdaki asıl eserlerin hiçbiri günümüze intikal etmemiş. Yüzlerce, binlerce eser. Peki bu Mutezili alimler nasıl insanlarmış? Tabii hepsinin bütün şeylerinin doğru olduğunu savunmuyoruz. Biz de söylemiyoruz. Mustafa Öztürk Hoca da söylemiyor. Bu insanlar nasıl insanlarmış? Dini metinleri anlama ve yorumlama faaliyetinde aklı nassa hakem veya mukaddem kılmakla temayüz eden Mutezile genellikle zahit, ilmi ve entelektüel açıdan son derece donanımlı, dil ve edebiyat alanında yetkin, hitabet ve muhatabı ikna kabiliyeti oldukça güçlü insanların öncülüğünde teşekkül etmiş bir kelamı düşünce ekoludur. Demek ki çok donanımlı, alim, zahit insanlarmış. Zaten burada da 80. ve 81. sayfada gayet güzel anlatıyor. Diyor ki Mustafa Öztürk Hoca, bize intikal eden Sünni tefsirler nasıl? İsterseniz okuyayım, isterseniz özetleyeyim. Buyurun hocam. Bak diyor ki yani neticede diyor ki bize bir sürü tefsir intikal etmiş gözüküyor. Ama bu tefsirlerin hepsi Sünni ve bunların hepsi de birbirinin kopyası niteliğinde öncekileri ne söylemişse tekrarlamış hiçbir özgün niteliği olmayan tefsirlerdir diyor. Bunu ben demiyorum. Bakın okuyorum buradan. Mustafa Öztürk Hoca söylüyor. Buyurun. Bu tarihsel olguyu mevcut İslam tefsir literatürü üzerinden tahlil edecek olursak, özellikle Sünni müfessirlerin Kur'an'ı anlama ve yorumlama faaliyetinde kendi anladıklarından ziyade geçmiştekilerin ne anladıklarını çoğu zaman yorumsuz bir şekilde aktarmaya çalıştıklarına tanık olunur. Kısaca selefin sözünün üstüne söz söylenmez mottosuyla özetlenebilecek bir anlayışı yansıtan bu tutum, tarihsel süreçte bir yandan Kur'an tefsirinde daha önce söylenenlere muhalif bir şey söylemenin neredeyse tahrife eşdeğer bir anlam kazanmasına, diğer yandan da bilhassa Sünni gelenekte büyük ölçüde birbirinin tekrarı olarak olan yüzlerce tefsir yazılmasına sebep olmuştur. Demek ki nasılmış bize intikal eden tefsirler? Neredeyse tek bir tefsir. Birbirini tekrar eden, kopyası. Neredeyse tek bir tefsir. Kendileri yorum yapmadan öncekilerin durumunu aktarmış. Bunu kim söylüyor? Mustafa Öztürk. Bir başka şey daha söylüyor. Diyor ki bu tefsirlerin hiçbir özgün tarafı yoktur diyor. Yani hiçbir özgün tarafı yoktur derken ufak tefek özgünlüğünü kastetmiyorum. Bu iddianın en bize intikal eden mevcut tefsirler içerisinde en özgün tefsir, tek özgün tefsir Zemahşeri'nin El-Keşşaf'ıdır. O da Mutezili ama çok geç dönem Mutezilisi. Bunu Mutezili'ye, Zemahşeri'ye muhalif olanlar bile teslim etmiştir. Ve dolayısıyla Sünni tefsirlerin hiçbiri özgün değildir. Zemahşeri'nin bu tefsiri. Şimdi burada diyor ki bu noktada özellikle Kur'an araştırmacıları için bigane kalınması kesinlikle mümkün olmayan böyle bir eserin niçin bir Sünni alimin değil de Mutezili düşünceye sahip bir müfessirin kaleminden çıktığı görüşü son derece manidadır. Bu sorunun cevabı işte tartışıyor kendine. Özetle ne oldu şimdi? Demek ki bugüne kadar intikal eden tefsirler diyor ya, biraz sonra Nisa 34'te de aynı söylemi göreceğiz. Demek ki bu dayanağı olmayan bir söylenmiş. Bir de hocam şimdi o kitapta bütün tefsirler birbirini tekrarlıyor ve işte birbirinin bir aktarımını yapıyor adeta. Dolayısıyla hepsi birbirinin aynısı dedi ya. Evet. Şimdi Mustafa Hoca da aynı şeyi yapmış oldu az evvelki. İşte onu söylüyorum. Yani demek ki ya aynı tavrı kendisi Mustafa de sergiledi. Eleştirdiği tavrı sergilemiş oldu. Bu kitabında bize gayet güzel bir şekilde
anlattı, özetledi ve kanıtladı ki aslında 14 asırdır bize intikal eden tefsirler, müfessirler söylemi altı boş bir söylem. Güvenilir bir şey bize, değil. Bize Sünni sadece Sünni paradigmayla yazılan ve birbirinin tekrarı niteliğinde olan tefsirler intikal etmiştir. Onun dışındaki Hicri 2. 3. 4. asırdaki o muazzam yüzlerce, binlerce diğer ekollerin tefsirleri günümüze intikal etmemiştir. Yani eğer bizden önceki tefsirler ne söylüyor diye bir kaygımız varsa maalesef bunu cevaplayacak bir kaynağımız yoktur. Eğer bu bir şeyse tabii ki kaldı ki bu yanlış anlaşılmasın. Yani elbette öncekilerin ne söylediğine bakılabilir, dikkat edilebilir. Biz de bakıyoruz. Ama doğru kabul etmek diye bir şey söz konusu olamaz. Kaldı ki o tefsirler de bize intikal etmiş olsaydı belki o tefsirlerde de birçok bize göre yanlış olan şeyler olabilirdi. Bu doğaldır ama söylemeye çalıştığım husus şu. Lütfen bu noktanın altını çizmek istiyorum. Bu konularda tartışma yapan, araştırma yapanlar artık bilsinler ki veya herkes bilsin ki bundan önceki tefsirlerde hiç böyle bir ifade yok ifadesi boş bir ifadedir. Lütfen bunun arkasına sığınmasınlar. Evet. Kaldı ki öyle olsa bile biz bizden öncekilerden değil bizden sorumluyuz. Yani Cenab-ı Hak hepimizi fert fert hesaba çekecek. Evet. Ama ben bunu özellikle bu açıklamayı yapmak istedim. Çünkü Talak 4 ayetinde olduğu gibi aynı söylemi Mustafa Öztürk Hoca Nisa 34'te de söyleyecek, karşımıza çıkacak. Tamam. Şimdi Nisa 34'e geçiyoruz yavaş yavaş, evet, o zaman. Geçelim. Nisa 34 bağlamında bu elimizdeki makalede son bölümü oraya ayırmış. Zaten müstakil şey de var. Buyurun hocam, okuyalım orayı. Şimdi diyor ki netice itibariyle ahkam son sayfasında netice itibariyle ahkam ayetlerine ilişkin evrensellik iddiası tabiri caizse kraldan fazla kralcı deyiminde ifadesini bulan bir anlayıştan sudur etmekte. Ve bu anlayış tarzı maalesef günümüzdeki Müslümanların kahir ekseriyetince bir inanç umdesi gibi telakki edilmektedir. Günümüzde kalem ve kelam erbabı olarak tanınan kimi Müslümanların Kur'an'daki her hükme aktüel bir karşılık bulmak adına söz gelişi anam avradım olsun demenin zihara tekabül ettiğini söyleyebilmesi, az önce konuşmuştuk. Çok eşlilikle ilgili ayet münasebetiyle bir dizi hikmetten ki bu bağlamda keşfedilen hikmetler belki de cinsel açlığın örtük ifadesidir demiş parantez içinde, söz edebilmesi. Keza son bir hal çaresi olarak karılarınızı dövün mealindeki ayet çerçevesinde kadın cinsiyetinin biyopsişik gelişimi bakımından dayağın yararlarını sayıp dökebilecek bir lafazanlık düzeyi kesbetmesi kraldan fazla kralcılığın ibret verici örnekleridir. Yani Kur'an'da karılarınızı dövün diyen ayeti kastederek. Şimdi o ayete geçiyoruz. O ayetle ilgili naşize kadınları dövmek mi yoksa evden uzaklaştırmak gibi bir disiplin cezası vermek mi başlığı altında kendi web sitesinde yayınladığı bir makalesi var. Bu makale şeyde mi hocam? Mustafa Öztürk arşivi.com'da mı? Evet, evet, orada mi? Serdar Güneş şeyde de var. Kendi sitesinde var. Bu başlığın altında şöyle bir ibare var. Profesör Doktor Mehmet Okuyan'a sitem ve sezlenişlerimle Profesör Doktor İsrafil Balcı'ya da biraz rahatlaması dileklerimle. Anladığım kadarıyla Mehmet Okuyan Hoca ve İsrafil Balcı Hoca televizyonda bir programda bu konuyu tartıştılar. Birlikte mi ayrı ayrı mı bilmiyorum. O programda Mehmet Okuyan Hoca Nisa 34'teki Vadr-ı Buhunne biraz sonra konuşacağımız, tartışacağımız ifadeye dövme anlamı değil de belli bir süre ayrılma anlamı veriyor. Ona cevaben şu satırları yazıyor. Yine ben bir cümle cümle atlayarak şey yapacağım. Diyor ki hocam, yani Mehmet Okuyan Hoca'ya. İsrafil Hoca da Mustafa Hoca ile aynı görüşü herhalde. Yok, burada Mehmet Okuyan Hoca ile galiba. Yani rahatlaması falan şey deyince öyle anlaşılıyor. O bağlamda değil. Başka, o da Mehmet Okuyan eleştiri şeyini. Yani orada demiş oluyor ki bana laf söylüyorsun, Mehmet Okuyan'a da laf söyleyebilirsen söyle gibi bir serzenişi var galiba. Mustafa Öztürk Hoca da işte şimdi söylüyorum herhalde demek istiyor. Şimdi hocam, ister darılın ister gücenin. Ama bu satırları yazmak ve milyonlarca insanın gözü önünde Nisa 34 ayetteki Vadr-ı Buhunne lafzına
naşize karılarınızı evden uzaklaştırın gibi bir mana vermenizden dolayı sizinle birkaç hususu tartışmak durumundayım. Evvela karı dövmenin, ki karı kelimesi kaba ve itici gibi görünse de bunun hukuki bir terim olduğunu ve nikah memurunun da sizi karı koca ilan ediyorum dediğini unutmamak gerekir. Yani karı lafını kullanıyorum, bu hukuki terimdir diye açıklama yapıyor. Tamam. Bence de haklı yani, ben de kullandım o ifadeyi, ben de yapmış olayım. Müslümanlık ve adamlıkla ilişkili bir mesele olmadığını, dolayısıyla Kur'an'ın bu ifadesinin din, iman, faziletle değil, nüzul dönemindeki erkek egemen toplumda erkekleri gönüllemeye, ki o gün İslam ve tevhid davasını yürütmek, düşmanla cenk etmek ancak erkeklerle mümkündü. Bu yüzden de öncelikle ve özellikle erkekleri gönüllemek gerekiyordu. Buna yönelik bir rüşveti kelam olmaklıkla ilgilidir. Yani bu o dönemdeki erkeklere bir Allah'ın bir rüşveti kelamıdır diyor. Yani peki İslam sadece erkeklere mi hitap ediyordu? Kadınlar yok muydu? Peki erkekler bu konuda gönülle şey yapılınca kadınların durumu ne oluyor? Tabii ayrı bir durum. Bunun böyle olduğunu anlamak için Hazreti Peygamber'in ifk hadisesi gibi çok zor ve ağır bir tecrübe yaşamasına rağmen karısı Hazreti Ayşe'ye bir fiske bile vurmadığını hatırlatmak gerekir. Hocam, darabe kelimesine dövmek, fiske vurmak yerine evden uzaklaştırmak manasını hangi ilmi ölçüte göre tercih ettiniz? Bu kelimenin envai çeşit anlamından birini tercih ederken acaba içine doğduğunuz ve halen içinde bulunduğunuz modern toplumsal matrisin ve çağın dayatmasını dikkate almış ve dolayısıyla da tek ölçüt olarak bu çağın ve bilhassa Türkiye'nin batı yakasının ruhuna uygun yorum ancak böyle bir yorumdur gibi bir düşünceden hareket etmiş olabilir misiniz? Yani öyledir demek istiyor. Yani siz Türkiye'nin batı yakasına bu ayeti anlatamadığınız için, evrensel, Kur'an da evrensildir dediğiniz için ayetteki tevil ediyorsunuz, tahrif ediyorsunuz. Gerçek manasında saptırıyorsunuz, ayrılın diyorsunuz diyor. Yine aynı işte kastettiğim cümle, 15. asra gelinceye değin. Sayısız müfessirden bu anlamı fark veya tercih eden birisinin çıkmamış olması sizce de biraz garip değil midir? Yoksa bu müfessirlerin Arap diline vukufiyeti sizden bizden daha düşük seviyede midir? Bu iddianın boş bir, dayanaksız bir iddia olduğunu az önce söyledi. Yani bize intikal eden tefsirler yok. Sadece tek buna dayanılamaz yani. Dayanılamaz. Böyle bunu bir geçelim. Şey olmaz. Delil olmaz. Şimdi biraz sonra o ayetin kendisi nasıl meal vermiş ve nasıl meal verilmesi gerekir geçeceğiz. Ama 2-3 şeyle bu faslı bitirelim. Buyurun hocam. Şimdi sonuç olarak erkeklerin tehdit maksadıyla hanımlarını dövme yetkisine sahip kılınması Kur'an metnine ait bir gerçekliktir. Kur'an'da böyle bir şey vardır diyor sonuç olarak. Ancak hemen belirtmek gerekir ki bu ifademiz sadece Kur'an'da karı dövmeden söz eden bir ayet bulunduğuna dairdir. Ben burada şimdi biraz sonra okuyacağım cümlede Mustafa Öztürk Hoca'nın maksadını aşan bir ifade kullandığını düşünüyorum. Yani o zaman hocam bundan öncekilerde maksadını aşmadığını düşünüyorum. Yok hayır yani burada çünkü çok ben yanlış anlamadıysam çünkü çok şiddetli bir hata var. Maksadını aşan bir hata yaptığını düşünüyorum. Buyurun. Öyle düşünmek istiyorum. Herhangi bir dönemdeki erkeklerin, şimdi biraz önceki yukarıda karı dövme Kur'an'da vardır dedi mi? Hı hı. Dedi değil mi? Ne dedi? Sonuç olarak erkeklerin tehdit maksadıyla hanımlarını dövme yetkisine sahip kılınması Kur'an metnine ait bir gerçekliktir. Kur'an metninde böyle bir gerçeklik vardır değil mi? Peki şimdi diyor ki, herhangi bir dönemdeki erkeklerin eşlerine karşı şiddete başvurmalarını onaylamak bu satırların yazarı açısından kabil değildir. Böyle bir ahlaki düşüklüğü Kur'an'la temellendirmeye kalkışanların durumunu layıkı veçile tafsir edebilmek de pek mümkün olmasa gerektir. Ne oldu şimdi? Şimdi ben işte diyorum ya, ben yanlış anlamıyorsam burada maksadını aşan bir ifade var. Şimdi diyor ki hem dövme var Kur'an metninde ama bu bir ahlaki düşüklüktür diyor. O zaman ne oluyor? Kur'an böyle bir ahlak, bir de herhangi bir dönem diyor. Bakın dönem ayırmıyor. Evet. Böyle bir ahlaki düşüklüğü Kur'an'la temellendirmeye kalkışanların. Kendisi temellendiriyor işte. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz mi yanlış anlıyoruz yoksa burada maksadı aşan bir ifade mi var? Ben maksadı aşan bir ifade olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu ifadeleri birleştirdiğiniz zaman yorum yapmaya gerek yok. Kur'an hanımların dövülebileceğini söylüyor.
böyle bir ahlaki düşüklüğe cevaz vermiş oluyor demiş oluyor. Burada maksadı aşan bir ifade var. Öyle değerlendirmek biraz istiyorum. Fazla sinirli yazmış hocam. Mehmet Hoca'ya fazla sinirli. Yani bence maksadını aşan bir ifade olmuş veya kastettiği bu değil. Yani ifadeyi her ne kadar Mustafa Öztürk Türkçe'yi ve maksadını çok iyi ifade eden bir hocamız olsa da burada maksadını ifade edememiş bence. Bu konuda söylenecek nihai söz şudur. Çağdaş Müslümanlar Kur'an'ın nüşuz ve darp konusundaki tavsiyesinden ziyade bu tavsiyenin Hazreti Peygamber'in fiili sünnetinde nasıl karşılık bulduğuna dikkat etmelidir. Nitekim eşlerini boşanma konusunda, burası çok ilginç. Nitekim eşlerini boşanma konusunda muhayyer bırakacak derecede aile içi huzursuzluklar yaşandığı dönemde bile Kur'an dayakla tedibe ruhsat tanıdığı halde en ufak bir şiddet eğilimi göstermediği gibi eşlerini döven arkadaşlarını da sizden biri hanımını köle cariye döver gibi dövecek, gece vakti de utanıp sıkılmadan onunla aynı yatağa girecek. Öyle mi? Buhari tefsir, nikah Tirmizi'de geçen bir şey gibi çarpıcı sözlerle paylamıştır. İşte bu yüzden Müslümanlar için öncelikli rehberlik Hazreti Peygamber'in rehberliğidir. Unutmamak gerekir ki Kur'an Hazreti Peygamber de dahil olmak üzere bütün herkese hitap etmekte, ancak herkes ilahi hitabın gereklerini Hazreti Peygamber gibi yerine getirememektedir. Ne oldu? Nasıl? O zaman tam tersini yapmış bitirelim. Oluyor. Madem ki Allah'ın sözü tutulacaktır, öyleyse kendi öznelliğimizle bizatihi sözün kendisini çağdaş Kur'an üretme pahasına tevil ve tatbike çalışmaktan ziyade, onun en güzel tevili, pratik yorumu olan nebevi sünnete bakmak ve bunu esas almak daha akıllıcadır. Nebevi sünnetteki uygulamaya bakıldığında adam olan karısını dövme sonucuna ulaşır. Şimdi biz programın şeyinde tarihsel tezin evet. çelişkileri demiştik evet, değil mi? Evet, burada muazzam bir çelişki var. Birincisi Mustafa Öztürk Hoca burada diyor ki Kur'an'da kadınların dövülebileceğine onay var. Metninde var. Ama Hazreti Peygamber'in sünnetinde asla böyle bir şey yok. Müslümanlar Kur'an'a değil Hazreti Peygamber'in sünnetine baksın. Hemen bu paragrafta da sünnet Kur'an'ın en iyi tefsiri ve en iyi tatbikidir diyor. Şimdi tam tersi oluyor. Hayır, şimdi sünnet Kur'an'ın en iyi tatbiki ise ki öyledir. Kur'an'ı en iyi anlayan ve tatbik eden Resulullah ise ki öyledir. Elbette. O zaman Kur'an dövmeyi tavsiye ediyor ama bu sünnette yok. Nasıl oluyor bu? Hem de tam tersi var. Hadi yani. diyelim ki ayrıca bir şey unutmadan bir şey daha söyleyeyim. Mustafa Öztürk Hoca Kur'an lafzının da Resulullah'a ait olduğunu iddia ediyor değil evet, mi? Geçen programda konuşmuştuk. Evet, yani bu durumda Nisa 34'teki vadribuhunne lafzını takdir eden oraya yazdıran Hazreti Peygamber. Evet, yani Allah değil Peygamber. Peki nasıl oluyor? Hazreti Peygamber Kur'an'la hanımlarınızı dövebilirsiniz diyor ama kendisi böyle bir şey yapmıyor. Daha da önemlisi bunu yapan ashabını paylıyor. Niye onları tuzağa mı düşürüyor? Hem onlara dövebilirsiniz demiş oluyor. Yani Mustafa Öztürk Hoca ve onun gibi düşünenlere söylüyor. Siz diyorsunuz ki Kur'an'ın lafzı da Hazreti Peygamber'e ait. Kelam olarak Allah'a, lafız olarak Peygamber'e ait. O zaman Nisa 34'teki lafzı tanzim eden Hazreti Peygamber. Oradaki vadribuhunne kelimesini ağzından çıkaran Hazreti Peygamber. Eğer o kelimeyi dövün anlamında söylediyse nasıl oluyor da eşlerini döven ashabını uyarıyor, paylıyor, ikaz ediyor? Yani bir gün dediği öbür gün tutmuyor mu? Burada büyük bir çelişki var. Aynen, değil mi? Aynen, tuzağa düşürmüş oluyor sizin dediğiniz gibi hocam. Evet. Ama elbette ki lafız Hazreti Peygamber'e ait değil bize göre, Allah'a ait. O zaman da şöyle söyleyelim. Nasıl oluyor? Allah kelamında hanımlarınızı dövebilirsiniz diyor. Kur'an'ın en iyi uygulayıcısı olan Hazreti Peygamber eşleriyle bu kadar ciddi sorun yaşadığı halde hanımlarını dövmüyor. O kelimeye o anlamı yüklemiyor. Hadi bunu tatbik etmiyor. Ne hakla ashabı uyarıyor? Yani Allah'ın verdiği hakkı geri mi alıyor? Ashab o zaman şunu demez miydi? Ya Resulallah, Allah bize bu hakkı vermedi mi? Verdi. Sen niye bunu söylüyorsun demez miydi? Tıpkı Hazreti Ömer'e mehir konusunda itiraz eden kadın gibi.
tıpkı 58. ayetin 1. ayetinde gelen tartışan kadın gibi. O zaman büyük bir çelişki olmuyor mu? Neden şöyle bakmıyoruz olaya? Madem Hazreti Peygamber'in uygulamasında böyle bir durum var, demek ki bu kelimenin anlamını Hazreti Peygamber öyle yorumlamamış, öyle düşünmemiş, bu kelimenin anlamında öyle değil diye düşünmek varken neden Kur'an ile Resulullah'ın arasını ayırıyoruz? Yani Kur'an başka bir şey, Resulullah başka bir şey mi söylüyor? Muhtemelen tefsirlerde öyle diyedir yine hocam. Evet, şimdi kendisi söylemiyor mu? Kur'an'ın en iyi pratik yorumu, en iyi uygulaması sünnettir. Burada söyledi değil mi? Hı hı. O zaman Kur'an'ı en iyi anlayan Resulullah ise bize o ayeti anlamak konusunda bir rehberlik de bu olmayacak mı? Neden o zaman bunu gitmiyor? Dolayısıyla burada büyük bir çelişki var. Şimdi gelelim o zaman. Peki ne diyor bu Nisa 34? Hı hı. Önce Mustafa Öztürk Hoca nasıl meal vermiş ona hocam, bir bakalım. Bir ara vereyim mi ondan önce? Sonra buradan tamam, devam edelim. Peki, tamam, peki. Kesilmesin. Biraz sonra birlikteyiz. Yükselen Sözler devam ediyor sevgili izleyiciler. Değerli hocamız Doçent Doktor Zeki Bayraktar'la birlikteyiz. Kur'an'a tarihsel bakışın çelişkilerini konuşuyoruz. Bugün ikinci bölümüyle yani ilk bölümümüzün bir önceki programımızın devamı niteliğinde. Ve Nisa suresinin 34. ayeti yani kadınların dövülmesine delil gösterilen ayetle evet. alakalı bölümdeydik. Buyurun hocam. Şimdi o ayetle ilgili Mustafa Öztürk Hoca'nın meali şöyle. Nisa 34. Dikbaşlılık ve hırçınlığından yıldığınız, yuvayı yıkacağından kaygılandığınız karılarınıza gelince onlara ilkin öğüt verin. Öğüt fayda etmezse onları yataklarında yalnız bırakabilirsiniz. Bununla da yola gelmezlerse onlara tokat atabilirsiniz. Ama eğer size itaat ederlerse onları cezalandırmak için bahane aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, büyüktür. Şimdi burada dikkat ederseniz o makalede dövün diyen ayet diyordu. Burada dövmekten tokat atmaya çevirmiş. Oradaki açıklaması şöyle. Bu ayette geçen vadribuhunne ifadesi genellikle dövün diye çevrilmekte. Ancak kendi makalesinde de öyleydi. Ancak dövme fiilinin sınırları belirsiz olduğu için bu çeviri pek isabetli gözükmemektedir. Ayrıca bu ayetin emir kipindeki ifadeleri mecburiyetten öte ruhsata işaret etmektedir. Yani eğer oradaki vadribuhunne'yi dövme veya tokat darp olarak algılayacaksanız bunu yumuşatmayacaksınız, dövün diyeceksiniz. Yani böyle bir açıklamanın yani mantığı yok. Yani kafa göz girmek lazım. Evet, yani. Ayetin anlamı oradaki vadribun oradaki darabeye dövme bu anlamda mana yüklüyorsanız bunu yumuşatmamalısınız. Dövün. Bu dövme fiilinin sınırları belirsiz değil. Ne olacağı belli değil. Zaten klasik fıkıhta da işte Mehmet Okuyan Hoca'nın ifadesi sözde öyle bir tarif ediliyor ki o dövme değil okşama oluyor yani. Buna gerek yok. Şimdi peki nedir işin esası? Bize göre bu konuda Süleymaniye Vakfı'ndaki fıkıh müzakereleri bahsine evet. ilgi duyanlar bakabilirler. Hı hı. O bölümde oldukça teknik detaylar var. Benim de istifade ettiğim birçok teknik yön oldu. Hatta Abdülaziz Hoca, Bayındır Hoca'yla görüşmem de oldu bu konuda. Biraz müzakerelerimizi ortak yapmış olduk. Neticede biz olaya nasıl bakıyoruz? Şimdi bu ayetteki وَلَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَيَزُهُنَّ وَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَزَاجِعِ وَدْرِبُهُنَّ فَاِنْ اَتَعَنَاكُمْ فَلَا تَبْعَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا Burada 5 tane önemli kavram var. 1. Nuşuz. 2. Feyzuhunne. 3. Vehcuruhunne. Tehcir. 4. Vadribuhunne. İşte üzerinde duracağımız. 5. Etaanaküm. İtaat. Hı hı. Şimdi bu ayetteki, ayetin girişindeki nuşuz ve ayetin sonundaki itaat kavramını yerli yerine oturtursak o aradaki bölüm zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Tamam hocam. Bu çok önemli bir husus. Niye önemli? Şöyle önemli. Şimdi ben size bir cümle söyleyeyim. Diyeyim ki bir cümle içerisinde aynı kelimeyi iki kez kullanacağım. Ama çok rahatlıkla kastettiğimi siz anlayacaksınız. Niye? Bağlamdan. Size diyorum ki bugün serin serin akan çayın yanında sıcacık çaylarımızı içtik. Ne dedim? İki tane çay kullandım. Hı hı. Birinci çay neydi? Dere. Dere, ırmak. İkinci çay bu çay. Bizim Rize'de yetişen güzel çay.
Hocam hemen memleket hasretinizi evet. de burada söylemiş olsun. Şimdi peki evet. nasıl anladınız bunu siz? Bağlamdan. Bağlamdan, evet. Bağlamdan anladınız. Peki, demek ki bizim Türkçede de olduğu gibi bir kelime aynı kelimeye hiç birbiriyle alakası olmayan anlamlar yüklenebilir. O zaman birincisi nüşuz. Nüşuz nedir? Nüşuz halindeki kadınlarla ilgili bir şey. Bunu biz nereden öğreneceğiz? Kur'an buraya nasıl bir anlam yüklüyor? Bakalım şimdi hemen. Kur'an'ın ilgili ayetlerine baktığımız zaman nüşuz, kocanın karısını, kadının da kocasını terk etmesi veya terk etmeye yeltenmesi. Yani hem kadın yapabilir nüşuzu, hem naşize kadın olabilir, hem de nüşuz içinde olan erkek olabilir. Eğer erkekse karısını, kadınsa kocasını terk etme teşebbüsü veya niyeti neyse. Meyilli, terk meyilli. Etmeye meyilli. Evet, bunu nereden anlıyoruz? Şimdi bakın Mücadele Suresinin 11. ayeti. Ey iman edenler! Meclislerde size yer açın denince yer açın ki Allah da size yer açsın. Mücadele Suresi. Mücadele 11, evet. Ve nüşuz edin denince de nüşuz edin ki ve izâ kılen şuzu fen şuzu. Bakın nüşuz edin deyince de nüşuz edin ki Allah içinizden inananlar ve kendilerine izin verilenlerin derecelerini yükselsin. Hı hı. Ne oluyor burada? Yani bir mecliste otururken nüşuz edin denilince nüşuz edin ki, yani kalkıp yerinizi değiştirin ki yer açılsın. Kalkmak ve yer değiştirmek. Hı hı. Yine Nisa suresinin 128. ayeti. Bu ayet aynı zamanda kocanın nüşuz halinde ne yapılması gerektiğini söylüyor. Ve nimraetun hafet min baliha nüşuzen ev iradan. Bir kadın kocasının nüşuzundan, yani yanından ayrılmasından, bakın nüşuzen ev iradan, ondan yüz çevirmesinden korkarsa aralarında uzlaşmaları ikisi için de günah değildir. Uzlaşmak iyidir diyor. Bu ayet bize, hem bu ayet ve önceki ayet, hem nüşuza nasıl bir anlam yüklediğini öğretiyor, hem de konumuzla bağlantılı. Bakın, demek ki biz neyi konuşacağız? Hocam ayet numaralarını tekrar söyleyeyim. 58. surenin 11. ayeti. Nisa 4. surenin 128. ayeti. Tamam. Bu Nisa 128 aynı zamanda nüşuz içerisinde olan koca olunca ne yapılacak? Onu Hı-hı. söylüyor. Bizim konumuz olan Nisa 34'te de kadın olunca ne yapılıyor? Tamam. Şimdi bu ayet bize orada da yol gösterecek. Koca nüşuz halindeyken ne öneriyor? Barışmak iyidir diyor, değil mi? Hı-hı. Şimdi eğer nüşuz halinde olan erkeğe bir ceza tatbik edilecekse, mesela nüşuz halin naşize kadına eğer bir yaptırım olacaksa, hani ya anlam yüklüyorlar, dövün diyebiliyorlar ya, hı hı. o zaman nüşuzu erkek yapınca da bu hakkı kadının elde etmesine, kadının da kocasını dövebilmesi lazım, değil mi? Böyle bir amaç var mı burada? Yok. Yani nüşuz halinde neyi amaçlıyor ayet? Uzlaşmayı, barışmayı amaçlıyor, değil mi? Bu ayette olan durumun aynısını konumuz olan Nisa 34'te de göreceğiz. O ayette de amaç yine sulhtur. İkisinin de aynı amacı. Yani demek ki bu ayetler nüşuz halinde ne yapılması gerektiğini, Kur'an'ın ne tavsiye ettiğini gösteriyor. Gösteren ayetler. Sadece failler değiştiği için. Birinde fail erkek, diğerinde kadın. Diğerinde kadın olduğu için fıtratlardaki farklılıklara dikkat ederek nüanslar var, o kadar. Hı hı. Ama her ikisinde de amaç sulh. Rabbimizin istediği amaç uzlaşmak, barışmak. Bu da bizim yorumumuz değil, ayetler zaten. Evet, evet. Nisa 128. Şimdi dolayısıyla şimdi bizim konumuz olan ayete geldik. Ne diyor? Vellati tahafune nuşuzehunne. Nuşuzundan, yani kalkıp gitmesinden korktuğunuz kadınlarınıza gelince. Hı hı. Şimdi demek ki bir evli çift var. Kadın nüşuz halinde, naşize yani. Ne oluyor? Dikleniyor. Hani diklenme hırçınlık diye şey yapıyorlar. Öyle değil. Kocasını terk etmeyi düşünüyor. Böyle bir durum var. Herhangi bir sebepten evet. evliliği bitirmeyi düşünüyor. Orada böyle bir haldeki kadın için kocaya bir tavsiye var. Şöyle 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 yap diyor. Hı hı. Şimdi oradaki tavsiyelere döneceğiz. Ayetin devamında da en önemli buradaki teknik bağlam diyor ki şöyle şöyle yapın. Fein etanaküm, eğer itaat ederlerse fela tev aleyhinne sebile, başka bir yol aramayın. Demek ki buradaki amaç kadının
itaate dönmesi. Şimdi burası teknik bir açıklama yapacağız ve en önemli açıklama. İtaat Arapça bir kelimedir. Bizim Türkçe'de boyun eğme olarak şey yapıyor biliyoruz. İki türlü boyun eğme olur Arapça'da. Kur'an'da da o mantık var Arapça'da. Ya tav'an yani gönüllü itaat eder. Ya da kerhen. Biri, ya da kerhen yani gönülsüz istemeyerek. Tav'an bu birçok ayette de birçok ayette var. Mesela kimi, Ali İmran 83'te evet, bu izleyicilerimize mi? Şey yapmak için teknik detay verelim. Ayet numaralarını verelim. Mesela Ra'd suresinin 15. Hı hı, evet. 13. surenin 15. ayetinde. Göklerde ve yerde kim varsa isteyerek ve istemeyerek tav'an ve kerhen Allah'a boyun eğerler. Fussilet 11. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Göğe ve yer küreye isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. Tav'an ve kerhen. İkisi de isteyerek geldik dediler. Eteyna ta'i'in. Bakın. İtaat ederek. Yani isteyerek. Bir ayet daha Nur 51. Yine orada aralarında hüküm verilmek üzere Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlere düşen işittik ve itaat ettik demekten başka bir şey değildir. Semiyana ve etaana. Şimdi yani... Şeyde de var hocam. Ali İmran 83'te de var. Daha birçok ayette var. Tavan ve kerhen şu demek. İtaat gönüllü boyun eğmektir. İsteyerek gönüllü boyun eğme. Müminlerde ne diyor? İtaat ettik. Ya yani işittik ve itaat ettik. Yani işittik, gönüllü bir şekilde boynumuzu uyduk, evet. Uyuyoruz. Evet. Bunun tersi kerhen boyun eğmedir. Şimdi kerhen boyun eğme olur mu dinde? La ikrahe fin din. Dinde olmaz. İkrah zorlama olmaz. Olursa ne olur? Münafıklık olur. Yani veya yani müminlik olmaz o. Demek ki bu ayette yani konumuz olan ayette şöyle 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 yapın fe in ata'naküm eğer itaat ederlerse diyor ya. Yani gönüllü olarak tekrar size dönerlerse. Şimdi bunun Türkçe'de kullanımında, günlük kullanımında biraz anlam sapması var ama tam olarak aslında nedir biliyor musunuz orada? Eğer sizin için tav olurlarsa, hani tavlamak diyoruz ya, tav, Osmanlıca sözlüklere baksınlar izleyicilerimiz de, hemen internetten baksınlar. Tav, bakın manası, isteyerek uymak, bir şeyi istekle yapmak, muti olmak. Tav. Şimdi... Yani o ayette diyor ki Cenab-ı Hak, naşize olan karınızı yeniden kendiniz için tav edin. Onu tavlayın. Anlatabildim mi? Evet hocam çok güzel. Şimdi amaç ne? Uzlaşmak ve barışmak değil mi? Bunun için kocaya deniyor ki, naşize olan, senden ayrılma kararı alan, böyle aklından şeyler geçiren kadınla eşine öyle davranışlar yap ki o davranışları şimdi şey yapacağız. Onu geri kazan. Gönüllü olarak sana dönmesini sağla. Tokadı vur geri gelsin. Tabii. Şimdi bundan dolayı o ayetin önündeki o üç fiilin bulunduğu ifadenin hiçbir bölümüne zorlama olamaz. Kadının kerhen boyun eğmesini sağlayacak yani ikrahı çağrıştıracak hiçbir mana yüklenemez. Yüklemez. Bu mümkün değil. Yani vadribuhunne'ye sözlük manasından bir sürü şey seçebilirsiniz. Onları tartışılabilir ama bunun hiçbiri kadının kerhen boyun eğmesini yani zorlama sağlayacak. Olamaz. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde dövülerek tav edilen bir kadın olabilir mi? Dövülerek bir kadın boyun eğebilir. Demir dövülerek tav edilir hocam. Hayır. Dövülen bir kadın boyun eğebilir ama tav an değil kerhen boyun eğer. Peki ayetteki amaç ne? Ayetteki amaç tav an. Zorlama olmadan yani. Asla. Dolayısıyla şimdi o zaman geliyoruz o ayetimize. Neydi şeyde bizim esas tartışmamız olan ayet? Nisa 34 mu hocam? Evet yani şimdi nuşuz halindeki kadınlara gelince feizuhunne vehcuruhunne fil medaci'i vadribuhunne ifadesine şimdi anlam yüklemesi yapacağız. Feizuhunne evet bu anlam yüklemesinin o zaman İtaat kavramı nedeniyle hiçbir şekilde ikrah olamayacağı kesinleşmiş midir? Kesinleşmiştir. Mümkün değil. Evet yani ikrah olamaz. Evet olamaz. İtaat ederse diyor. İtaat şimdi bizim Türkçe'de itaat
kavramının karşılığı olmadığı için itaat gönüllü boyun eğmeyi. Yani bu ayet bağlamında karınızı yeniden tavlarsanız. Bu gönlünü kadar. Kazanmaya çalışın. Diye. Gönlünü kazanırsanız evet. O zaman bu şey feizuhunne. Kelime anlamı ona öğüt verin. Yani güzel sözler söyleyin. Bir. İkincisi vehcuruhunne fil mezaciyayin. Vehcuruhunne ne demek? Tehcir, hicret. Yataklarında onu mehcur bırakın. Yani yalnız bırakın, rahat bırakın. Şimdi bu burada bir açılım gerekir. Şimdi burada yataklarına bu genelde yataklarınızı ayırın anlamı veriliyor ya. Hı hı. Bizim klasik şeylerde ne var? Şimdi o itaat kavramına dikkat edilmediği için önce öğüt verin. Olmazsa yataklarınızı ayırın. O da olmazsa dövün. Yani şiddetin dozu giderek artan bir şey. Ya bu şekilde kadın tav edilemez ki. Ayetin anlamı kadını yeniden tav edin diyor. Siz diyorsunuz önce bir öğüt ver. Öğüt vermesi olmazsa yatağını ayır. Yani tehdit anlamında yatağını ayır. O da olmazsa döv. Şimdi buradaki, burada yatağını ayırma ifadesi çok önemli. Burada Ragıp İsfahani'nin lügatinden bir şey yapacağım. Şimdi onları yataklarında mehcur bırakın ifadesi. O kadınlara yaklaşılmamasından kinayedir. Mehcur, hicret kelimesi. Malum bir metruk var. Terk etme, tamamen terk etme. Bir de hicret var. Hicret yaptığınız zaman siz gönülden olarak tamamen orayı terk etmezsiniz. Yani hicret yeniden buluşma arzusu taşımayan ve nefret içeren bir terk edişi değil, geri gelme özlemi içeren bir ayrılma zorunluluğunu ifade eder. Nitekim sevgiliden ayrılığın acısını ifade etmek için de hicran kelimesi kullanılır. Dikkat ederseniz hicran. Yani bir ayrılık var ama bir özlem var. Şimdi burada evet mesela Müzzemmil 10'daki vehcuruhum hecran cemila onlardan güzellikle ayrıl ifadesi de benzer bir şey. Yani güzellikle ayrılmaya bir şey var. Bir önemli şey burada da hicret eden ayrılan kadın değil erkek oluyor. Yani kadını başka bir yere göndermiyorsunuz. Siz onu yatağında rahat bırakıyorsunuz. Şimdi burada yatakta yalnız bırakılması kadına yönelik bir tehdit, ikrah değil, kadına gösterilen bir saygıdır. Şimdi ne alaka denilebilir? Şimdi ben bir ilave açıklama yapacağım. Öncelikle bu üç fiilin hiçbirine kadına kerhen taatını, kerhen boyun eğmesini sağlayacak bir şey yüklenemez diyoruz ya. Peki bu kadınınla yatağında tehcir edilmesi, yalnız bırakılması niçin böyle değil de ona bir tehdit değil de bir şey? Şundan bir, biliyorsunuz ben programın başında söylediniz, üroloji, akademik unvanlık alanım ürolojidir. Ürolojinin bir alt bölümü androloji de benim çalışma alanım. Meslek hayatım boyunca bir takım özel sorunlar yaşayan çiftler bizim hastalarımız olarak biz görüşüyoruz. Ve bu meslek tecrübemden biliyorum ki kadınların çok önemli bir bölümü eşlerinin kendilerini salt bir cinsel obje olarak gördüklerini, cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için yanlarına geldiklerini, onun haricinde kendilerine hiç yaklaşmadıklarını, ilgilenmediklerini, sevgi sözcükleriyle yaklaşmadıklarını söylerler. Ve bu çok büyük bir problemdir. Burada bu ayet diyor ki eşinizi salt bir cinsel obje olarak görmediğinizi kanıtlayın. Bunun için bir süre onu yatağından mehcur bırakın, yalnız bırakın, rahat bırakın. Ama bu süre içerisinde ona yine güzel sözler söyleyin, onunla ilgilenin. Egoistçe davranmadığınızı, ona değer verdiğinizi ona hissettirin. Böylece onun gönlünü kazanın, yeniden tav edin diyor. Yani bu burada bir kadının tehdit değil, kadına gösterilen bir saygı olduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi Kur'an'daki bu ifade olduğu için bizim için yeterlidir ama bizim insanlarımız nedense bilimsel verilerden daha çok hoşlanırlar. Buna bir bilimsel şey de yapalım. İnternetten ufak bir araştırma yaparlarsa yatakları ayırmanın modern çağda da artık yeni bir trend olduğunu ve bunun bilimsel şeylerle özellikle kadınlara çok iyi geldiğini
yarayan çalışmalar karşılarına geleceklerdir. Yani hocam ayet tarihsel değil, öyle mi? Değil, tarihsel değil. Ya burada yanlış bir mesaj verilmesin yalnız. Bu bilimsel verideki şey, yatıklarınızı ayırın, tamamen ayrı, öyle bir şey kastetmiyorum. Sadece bunun bir bilimsel karşılığının da olduğunu söylüyorum. Bakın mesela 2012 yılında 01.01.2012 ulusal bir gazete, ismini vermeyeyim, onun aile ekinde yatakları ayırmak ilişkiyi uzatır mı diye bir makale var. Günümüzde ayrı yatmayı evliliğin devamı için şart koşanlar var başlığında. Şimdi dünyada evli çiftler arasında yayılan yeni bir trend var. Ayrı yatak odalarında uyumak, geçmişte yatakları ayırmak boşanma habercisi sayılırken günümüzde ayrı yatmayı evliliğin devamı için şart koşanlar bile var. Bunu hepsini okumayayım. İlginç olan şey, hem Avrupa'da, Batı toplumunda hem de bizim ülkede yapılan bu çalışmaların hepsinde niyeyse erkeklerden daha çok kadınların bu uygulamaya daha ılımlı baktıklarını göstermiş. Demek ki kadınların fıtratına göre bu iyi geliyor. Şu veya bu nedeni. Bilim adamları bunun nedenleri üzerine tartışmış. Yani kimisi uyku düzenindeki ritim nedeniyle, kimisi kadınların kendi beden saatlerine daha özen gösterebildikleri için, kendilerine ayırabildikleri için vesaire. Bu önemli değil. Önemli olan yani bunun bir bilimsel karşılığında olduğunu. Hatta mesela bu internette araştırma yaparlarsa karşılığına çıkacaktır. Çiftlerin yatakları ayırma fikrini yanlış buluyorsanız bilimin size iki çift lafı var. Şeyi başlığı bu. Hı hı. Orada şey yapıyor. Yani bunu sadece kevni ayetlerden bir evet, karşılığı yani, fıtrattan şey, yolda. Tabii bir de şu var. Bizim modern insan bir şeyin ifrat ve tefritte giriyor. Batı'da yeni bir moda başlamış. Şimdi bu trend nedeniyle yeni evlenenler artık iki ayrı yatak odası mimari dizayn yapıyorlarmış. Yani her şeyin bir ifrat ve tefriti uç var. Yani oradaki ayette söylenen bu değil tabii. Kadınların yataklarında mehcur bırakın, belli bir süre mehcur bırakın, kadına gösterilen bir saygıdır. Ona gösterilen bir tehdit değil. O da nüşuz durumunda. Yani evet tabii nüşuz durumunda yapın. Erkeği terk etmek istemesi. Böylece kadın yalnız bırakın. Onu düşünmesine şey olur. Ona saygı gösterin. O esnada güzel sözlerinizle devam edin. Onun salt bir cinsel obje olarak göstermediğinizi kanıtlayın aslında. Şimdi geliyoruz esas konumuz olan vadribuhunne. Yani dövün diye çevrilen kelime. Evet dövün kelime. Diye çevrilen şeye. Şimdi biz bu kelimeye yükleme yaparken nereye müracaat etmemiz lazım öncelikli olarak? Mustafa Hoca'nın mealine hocam. Kelime anla. Şimdi Mustafa Öztürk Hoca, Mehmet Okuyan Hoca'ya söylüyor ya bu kelimeye bu ayrılma anlamını nereden verdiniz diye. Mehmet Okuyan Hoca'nın Kur'an'da çok anlamlılık diye bir cilt kitabı var. Hatta ikinci, üçüncü baskısı evet, da galiba. O kitabı var. O kitabında 606 Kur'an kavramı, 606 Kur'an kavramı tam 603 sayfada anlatılıyor. 606 kavram, 603 sayfa. Yani her bir kavrama ortalama bir sayfa düşüyor. 0.99 sayfa. Daraba kelimesine kaç sayfa düşüyor biliyor musunuz? Tam 6 sayfa. Yani en çok farklı anlama manası gelen kelimelerden biri belki de ilk birincisidir darabe. Evet. Tam sözlük anlamı olarak 76 anlamı var sözlükteki anlamı. Peki biz bunu sözlüklerden bir mana zorlaması mı yüklemi yapacağız? Hayır. Kur'an'ın bunu nasıl kullandıysa biz de öyle bir anlam yüklemesi yapacağız. Nedir? Şimdi gelelim. Vadribuhunne, darp, darabe. Darabe, darp kelimesinin lügat anlamı, yani Kur'an'ın buna yüklediği anlam, yine Ragıp İsfahani'nin tarifiyle bir şeyi bir şeyin üzerine koymak, bir nesneyi başka bir nesnenin üzerine koymak. Hı hı. Şimdi ben bu kitabı şu anda buraya darp ettim, üstüne koydum. Eğer ya bunu bu şekilde darp edersem vurmuş oluyorum. Ama bunu farklı anlamlarda kullandığı zaman Kur'an bunu nasıl kullanıyor? Şimdi mesela Nahl 74, 75, 76 ve birçok yerlerde daraballahu meselen. Örnek verme. Daraballahu. Allah dövdü mü diyoruz. Daraballahu meselen. Allah bir örnek darp etti. Ne demek? Yani bir örneği sizin idrak... Evet. Bir örneği sizin idrakinize, aklınıza, dikkatinize sundu, ekledi.
Fedar Bey Rıkabi Muhammed Suresinin 4. ayette kafirlerin boyunlarını vurun. İşte hı hı. kılıçlarınızı boyunlarına koyun demek o. Hı hı. Burada darp anlamına yakın bir kullanım. Ve izâ darabtum fil ardı. Âl-i İmran 101. Hı hı. Yeryüzünü darp ettiğiniz zaman. Yani sefere çıktığınız zaman. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Kelimenin kelime anlamı ama karşılığında ifade ettiği. Yani yeryüzünü darp edin, sefere çıkmak, hı hı. yolculuğa çıkmak. Daraballahu meselen bir meseli darp etmek, dikkatinize sunmak, eklemek. Şimdi fedarabna ala azanihim fil kehfi. Kehf suresinde hı hı. 11. ayet. Fedarabna yani biz darp ettik. Hı hı. Biz dövdük anlamı mi veriyor? Ala azanihim biz kulaklarını onların kulaklarını yani mağara ehlinin kulaklarını yıllarca dövdük mü diyoruz? Hayır ne diyoruz? Kulaklarını darp ettik. Ne demek? Kulaklarının önüne bir perde koyduk. Ekledik. Perde yerleştirdik. Yani bir nesneyi onun üzerine yerleştirmek ya. Şimdi Razi tefsirinden açıklaması güzel olduğu için aldım. Biz onların kulaklarına onları uyandıracak seslerin ulaşmasını engelleyecek perdeler vurduk demektir. Burada mef'ul durumunda olan hicab, perde kelimesi hazmedilmiştir. Ama kelime fedarabna, bakın darabna, fail Allah, dövdük, kulaklarını dövdü, dövdük demiyoruz biz hiçbir zaman. En çok bilinen bu konudaki ayetlerden bir tanesi, Nur suresinin 31. ayet. Vel yadribne bil humurihinne ala cuyubihinne. Ne demek? Vel yadribne başörtülerini yakalarının üzerine darp etsinler. Ne demek? Yerleştirsinler. Kur'an bu kelimeyi ne olarak kullanıyor demek ki? Bir nesneyi üzerine bir şeyin üzerine yerleştirmek. Bu ayak olabilir, örtü olabilir, efendime söyleyeyim bir kılıç olabilir. Neyse kelime anlamı bu. Peki o zaman şimdi dönüyoruz ayetimize. Vehcuruhunne fil mevaci'i vadribuhunne. Bir kalıp olarak buradaki vadribuhunne kadının yatağına yerleştirilmesi. Yani vadribuhunne aleyha demek. Onları oraya yerleştirin. Kadınları yatağına yerleştirin ve onları orada rahat bırakın. Rahatsız etmeyin. Bu süre içerisinde de ona yine güzel sözler söyleyin. Böylece kadının gönlünü kazanmaya çalışın. Yani eşinizi yeniden güzellikle nüşuzdan vazgeçirmeye çalışın. Eşinizi yeniden tavlayın. Tam anlamıyla bu. Eşinizi yeniden tavlayın. Eğer onu tavlarsanız artık başka bir yol alamayın. Ayetin söylediği tam olarak budur. Tamam hocam bir ara vermemiz lazım yine. Başka bu ayetle ilgili söyleyeceğimizi tamamladıysak. Yok bir tamamlamadım. Şöyle son bölümde zaten genel değerlendirmeye geçeceğiz. Buradaki darabe kelimesinin adrabe kökündeki anlamından bir tanesinin de evde ikamet olduğunu İbn-i Faris ve Ezher'i söylüyor. Mesela el madrub evde ikamet eden demek. Evde çakılı kaldı demektir. Bu yani yatağında bırakmak, evde bırakmak anlamını da içeriyor. Yani evinizde kalsın, onu yani göndermeyin, uzaklaştırmayın. Eviniz içerisinde yeniden sulhu sağlamaya çalışın demektir. Vel yadrimle bil humurinne ala cübinne. Ben burada bir takdim tehir olduğunu da açıkçası düşünüyorum. Kur'an'da bu çok var biliyorsunuz. Yani önce zikredilmesi gereken sonra zikrediliyor. Bunun çok örnekleri var da bir örnek vermek istiyorum sadece. Mesela herkesin bildiği bir ayet var ya Cuma suresi 9. ayet. Cuma günü namaz için, salat için çağrıldığınız zaman Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi terk edin. Normalde alışverişi terk edin ve Allah'ı zikretmeye gidin olması lazım değil mi? Ama önce Allah'ı zikretmeye koşun, alışverişi diyor. Niye öyle? Kur'an'ın böyle bir şeyi var. Bunun muhtelif nedenleri var. Dikkati çekmek, belirginleştirmek, akılda kalmak, asıl vurgu yapmak istediği şeyi önce zikretmek falan gibi bir takım şeyleri var. Mesela bir ayet daha vereceğim. Şimdi Kamer 16-18'de ve keyfe kâne azabı ve nuzur. Nasılmış benim azabım ve uyarım diyor. Halbuki normalde önce uyarı var, sonra azap var. Çünkü uyarıyor Allah-u Teala, ondan sonra azap var.
nasılmış azabım ve uyarım diyor. Yani bir takdim tehir var. Bu ayette de bana öyle geliyor ki bir takdim tehir var. Yani burada vehcurunne fil medacihi vadribuhunne vadribuhunne fil medacihi şeklinde de okunabilir. Dolayısıyla son söylemek istediğim burada vadribuhunne'ye kelime ve kök anlamı itibariyle muhtelif anlamlar yüklenebilir. Biz bu anlamı yüklemeyi uygun gördük. Ama bu anlamlardan hiçbiri zorlama ile ilgili olamaz. Bu tartışılabilir ama bunların hiçbiri kadını kerhen yani zorla boyun eğdirmeye yönelik olan zorlayacak bir anlam olamaz. O zaman ayetin tamamen bağlamıyla aykırı bir şey oluyor. Şunu demiş oluyor yani oluyorsunuz Türkçe olarak ifade edelim. Nüşuz halindeki karınızı dövün. Gönlünü kazanın. Gönlünü kazanın. Yani bunu mantıklı buluyorsanız böyle bir anlam verebilirsiniz. Hocam çok teşekkürler. Bir ara daha vereceğiz. Sonra kısa bir vaktimiz kaldı. Orada da konuyu toparlayalım inşallah. Biraz sonra birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, Yükselen Sözler'de bugünkü programımızın son kısmındayız ve bu biraz daha kısa tutacağımız bir bölüm olacak. Zamanımızı bayağı bir kullandık çünkü. Hocam artık konuyu herhalde bu akşam o talak ve kadının dövülmesi üzerine yani boşanma ve kadının dövülmesi üzerinden daha doğrusu çocukların evlendirilmesi ve evet. kadının dövülmesi üzerinden iki örnekle tarihselciliğin çelişkilerini ortaya koymuş olduk Mustafa Öztürk örneğiyle. Konuyu biraz toparlayalım. Tarihselciler ne söylüyor? Nesi yanlış, nesi doğru ya da doğru bir kısmı var mı? Onu şey yapalım. Geçeceğiz inşallah. İki dakika içerisinde şu şeyi de belirteyim. Buyurun. Eksik kalmamış olsun. Tamam hocam. Şimdi Nisa 34'teki vadribuhunne'ye itaat kavramı nedeniyle asla dövme manası verilemeyeceğini söylemiştik. Buna neden verilemeyeceğine dair 5-6 tane daha ilave delil sunabiliriz. Bunlardan hemen hızlıca bir, Kur'an'da bu kelime darp, dövme manasında kullanılmıştır bazı yerlerde. Ama canlı insan bedenine vurmanın her türlüsü kullanılmış, hiçbirinde darabe kelimesi kullanılmamıştır. Bu Mustafa İslamoğlu hocamızın gerekçeli mealinin dipnotunda izah edilen bir husus. Mesela buna örnek verelim. Nur 2 ve 4. ayette biliyorsunuz, feclidu, celde kelimesi, evet, celde. Sopayla vurma kelimesi kullanılmış. Kullanılan kelime feclidu, celde. Kasas 15'te, 28. surenin 15. ayetinde hani Musa Nebi'nin yumruk vurması veya iteklemesi, adam ölüyor ya, ve kezehu ifadesi var. Yine darabe değil yani. Darabe değil. Zariyat 29'da sakkat, vurmak, tokatlamak manasında tam bu konuyla alakalı kullanılan hani İbrahim'in hanımı Sare çığlıklar içerisinde geliyor yüzüne vurarak geldi. Fesakkat vecheha. Kendi yüzüne. Bakın bunların Kur'an'da muhtelif yerlerde insan bedenine, canlı insan bedenine vurma fiili kullanılmış. Bunların hiçbir tanesinde darabe kelimesi kullanılmamıştır. İki, Kur'an bir kadının kocası tarafından dövülmesini hiçbir şartta öngörmüyor. Hangi şartlarda bile? Bir erkek kendi hanımını bir başkasıyla zina halinde görse, yakalasa bile ona dövme hakkı vermiyor. Ne yapacak o? Ya 4 şahit bulacak ya da 4 şahidi bulamıyorsa ve kadın da bunu inkar ediyorsa gidecek hakim huzurunda. Lanetleşecekler, boşanacaklar. Boşansınlar, boşanabilirler. Hı. Ama asla bu durumda bile ona dövme izni vermiyor. Yine az önce okumuştuk, erkeğin nuşuz halinde de önerdiği şey ne? Yine barışın, sulh olsun diyor. Yine Tegabun suresinin 14. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor, diyor ki ey inananlar, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşmanlık edenler olur diyor. Onlara karşı dikkatli olun. Eğer kusurlarını görmez yeni bir sayfa açar ve durumu düzeltirseniz bilin ki Allah da durumunu düzeltir. Bakın size karşı düşmanlık yapabilirler diyor. Bu durumda bile ne yapıyor? Siz yine işte affedici olun vesaire. Kur'an'ın yani tavsiyeleri hep bu doğrultudan. Kocanın nüşuzundan bahseden ayetten bahsetmiştik. Kur'an boşanırken de boşandıktan sonra da yani her halükarda bir erkeğin karısına veya eski karısına iyilikle, güzellikle
davranmasını tavsiye ediyor. Ayetler çok açık. Bakara 229, Ahzab 28-29. Onu ya güzellikle serbest bakın ya da yanınızda iyilikle tutun diyor. Yine Talak suresinin birinci ayetinde eyne bir hanımlarınızı boşadığınızda iddetleri içerisinde boşayın ve onların iddetlerini sayın. Rabbiniz Allah'tan çekinin ve onları açık bir fuhuş yapmamışlarsa evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar. Belki Allah'ın koyduğu sınır, bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Yani her halükarda iyi güzellikle ve iyi davranışlarla davranın diyor. Peki bu konuda Mustafa Öztürk hocanın da kendi makalelerinde ifade ettiği gibi en önemli delillerden biri de Resulullah'ın uygulaması değil mi? Hı hı. Resulullah'ın uygulamaları Kur'an'ın en iyi fiili tatbikatı değil mi? Hı hı. O da öyle söylüyor. Resulullah da bu ayeti böyle almamış, böyle yorumlamış, böyle tatbik etmiş. Hı hı. Kendisi asla eşlerine bir fiske vurmamış. Ciddi sorunlar yaşamalarına rağmen. İfk hadisesi var. Hı hı. Talak, tahrim 1-4-5'te bahsedilen ciddi gerilimler var. Bunların hiçbir tanesinde bir fiske vurmamış. Mustafa Öztürk hocanın ifadesiyle bunu aklına bile getirmemiş. Bunu yapan ashabını uyarmış, paylamış. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Demek ki bu kelimeye o anlamı yüklememiş yani Resulullah'tan. Aksi halde kendi kendine çelişmiş olurdu. Ve haşa bu bir rüşveti kelam değil. Yani bu bir rüşveti kelamsa, Allah bunu erkekleri gönüllemek için yaptıysa, Allah'ın verdiği bu rüşveti Resulullah uygun görmeyip geri mi aldı? Yani veya ya bir de şöyle öyle bir kelime Allah için nasıl kullanılır hocam? Çok problemli hakikaten. Şimdi veya bu ne demek? Kur'an kadınlara dövmeyi telkin ediyor, müsaade ediyor ama Resulullah'ın örneğinde bu yok. Ne demek yani? Kur'an, Resul Kur'an'dan daha mı erdemli? Resul Kur'an'ı solladı mı? Bu ifadeyi solladı ifadesini Mustafa Öztürk Hoca'dan ödünç alıyorum. Onun kitabında bir yerde diyor ki bir batını isim vermeyeyim bir topluluk diyormuş ki biz şeriatı solladık, hakikate ulaştık diyorlar. Hüseyin Hatemi Hoca da onlara demiş ki solladınız ama hatalı solladınız. Şimdi buradan ilham alarak ne oluyor yani Resulullah Kur'an'ı solladı mı? Sollamış mı oldu yani? Resul ayrı, Kur'an ayrı mı? Böyle olamaz yani böyle bir şey. Biz çok iyi biliyoruz ki Resulullah Kur'an'a tabi oldu. Kur'an sayesinde alemlere rahmet oldu. Kur'an'dan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdik. Ayet öyle söylüyor ama Kur'an sayesinde alemlere rahmet oldu. Şüphesiz ki bu Kur'an en ideal olana ulaştırır. İsra 9. De ki ben sadece bana vahyolunan Kur'an'a uyuyorum. En'am 50 ve başka ayetlerde var. De ki eğer saparsam kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesindedir. Sebe 50. Resulullah Kur'an'a tabi olduğu için, Kur'an'ı izlediği için ideal, mükemmel insan olmuştur. Onun Kur'an'dan başka bir rehberi yoktu. Dolayısıyla Nisa 34'ü bu bağlamda da bitirmiş oluyoruz. Şimdi genel değerlendirme bölümümüze geçelim inşallah. Kur'an, nüzulü tarihsel, menzili evrensel bir kitaptır. Ne demek hocam? Kur'an'ın 14 asır önce nazil olduğu bir gerçektir. Bunu zaten kimse inkar edemez. Ama onun nüzulünün tarihsel olması, yani 14 asır önce olması, menzilinin bugüne ulaşmadığını göstermez. Neden? Şundan. Vahyin bütünlüğü ve şeriatta devamlılık esastır. Kur'an'dan önce de nice kitaplar gelmiştir, nice nebiler gelmiştir. O nebiler de o kitaplar da hep aynı şeyi getirmişlerdir. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Şuara 13'te size şeriat ve din olarak ne kıldıysam Nuh'a da onu kıldım, önceki nebilere de onu. Daha doğrusu Nuh için şeriat ve din ne ise, önceki nebiler için şeriat ve din ne ise sizin için de onlar din ve şeriattır. Arada hiçbir değişiklik yoktur. Mesela bu Ala 17-18. Ayette inne hâzâ lefî suhufil ula suhufi İbrahim'e ve Musa. Size bu Kur'an'la gelen şeyler önceki kitaplarda da önceki sayfelerde de var olan şeylerdir. Kur'an ile ilk kez gelen hiçbir emir yoktur. Bunu hepimiz biliyoruz. Kur'an ile gelen emirlerin
Yani farzların, vecibelerin ve haramların tamamı önceki kitaplarda da vardır. Önceki kitaplarda olmayan, önceki nebilere vahyedilmemiş olan da ilk kez Kur'an ile gelen hiçbir emir yoktur. Binlerce yıl, on binlerce yıl bunlarda bir değişiklik olmamış ise, farklı toplumlara, farklı kavimlere, farklı dildeki insanlara, farklı etnisitedeki insanlara hep aynı şey vahyedildiyse, neden Kur'an'dan sonra burada bir değişiklik olsun ki? Üstelik Kur'an önceki kitaplardan sonra gelen bir takım temel değişiklikler içeriyor olabilirdi. Allah'ın ayetleriydi. Ama buna rağmen içermiyor. Şimdi Kur'an'dan sonra yeni bir kitap gelmediği halde biz neye dayanarak bu hükümlerin değiştiğini iddia edeceğiz? Bunun için elimizde herhangi bir veri var mı? Yok. Şimdi bütün kitaplar, bütün nebiler aynı şeyi emret diyor ve bu da din ise, bunda da bir değişiklik değilse bu nedir? Cenab-ı Hak ne diyor Rum suresinin 30. ayetinde? Benim dinim fıtrattır diyor. Sizi nasıl yarattıysam, sizi fıtrata, üzerinde yarattığım fıtrat eşittir din diyor, değil mi? Rum 30. İnsanın fıtratında bir değişiklik mi var ki bu dinde bir değişiklik olacak? 14 asır önceki insan yiyecek, içecek, uyuyacak, onun temel ihtiyaçları bunlar da. Bizim temel ihtiyaçlarımız farklı mı? Modern çağda yaşıyor olmamız, şu ışıklar altında burada bulunuyor olmamız gece kavramını değiştiriyor mu? Siz bütün gecenizi, bütün sokaklarınızı, bütün evinizi binlerce led ışıklarıyla aydınlatın ama sizin gece uyuma ve dinlenme ihtiyacınız yine devam eder. Burada bir değişiklik olmaz. Fıtrat aynıdır çünkü. Ya Kur'an da dini fıtrat olarak tarif ediyor. Fıtrat dediğimiz şey yemek, içmek, evlenmek, çocuk sahibi olmak, nesil sahibi olmak, neslin devamı, insanlar arasındaki ilişki, karı koca arasındaki ilişki, toplumsal ilişki budur. Din dediğimiz olay bu. Kur'an'da zaten bunlarla ilgili hükümler. Kur'an dediğimiz olay budur. Din dediğimiz olay, Kur'an'ın bize emir ve yasakları bunlardan ibarettir. Yap dedikleri de bunlardan ibarettir, yapma dedikleri de bunlardan ibarettir. Yani Kur'an'ın bize vaaz ettiği şeyler, daha doğrusu din bizim fıtratımızda var olan kanunlardır. Ve bu fıtratta hiçbir değişiklik yoktur. Bugün de aynıdır, 14 asır önce de aynıdır, on binlerce yıl önce de aynıdır. Şimdi burada bu açıklamaları yaparken bazı izleyicilerimizin aklına nesih kavramı gelebilir. Şimdi nesih arızı bir durumdur. Yani bir ayetin, önceki şeriatta bulunan bir ayetin Kur'an ile gelen bir ayetle nesh edilmesi. Bu çok arızı bir durumdur. Mesela ne gibi? Kıblenin değişmesi. Kıble önceki ayetlerde var mıydı şeriatta? Vardı. Bizde de var mı? Var. Nedir aradaki fark? Yönünde bir değişiklik. Bu çok arızı bir değişikliktir. Yani zaten ya misliyle ya hayırlısıyla evet, bu ancak olabilir. Dinin esasında aslında hiçbir değişiklik yoktur. Buna rağmen burada önemli bir şey, bir ayet nesh edilecekse bunu ancak Allah nesh edebilir, değil mi? Bir ayetle ancak nesh edilebilir. Kur'an'dan sonra yeni bir ayet gelmediğine göre biz neye dayanarak bunları nesh ediyoruz? Yani biz Allah mıyız? Allah'ın yerine koyuyoruz değil mi o zaman? Yani biz bu ayetleri nesh ediyoruz, bu ayetler geçerli değildir dediğimiz zaman neyi koyacağız onun yerine? Başka bir kanunu, başka bir yasayı. Bu yasayı yani kim belirledi? Yani bir insanın yaptığı yasayı. O zaman ne oluyor? Yani Allah'ın bir ayetini iptal ediyorsunuz, onun yerine başka bir ikame ediyorsunuz. Yani tamamen Allah'ın yetkisinde olan nesih fiilini, bunu kendinize almış oluyorsunuz, kendinizi ilah yerine koymuş oluyorsunuz. Yani hocam şöyle oluyor demek ki, önce siz Kur'an'da kadının dövülmesi vardır diye bir iddia ortaya atıyorsunuz tamamen iftira olarak. Ondan sonra bu iddiayı bugün bu uygulanamaz, modern toplumlarda böyle bir şeyi kabul ettirilemez diyerek neshetmiş oluyorsunuz. Evet, aynen öyle. Yanlış bir anlam yüklemesi yapılıyor. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemden Tevrat'ın nazil olduğu dönem arasında ne kadar bir yıl farkı var? Yaklaşık 2000 yıl. Tevrat nereye nazil oldu? Araplara mı nazil oldu? Evet. Hayır. Farklı bir kavme, farklı bir dilde nazil oldu, değil mi? Doğru mu? Ama Kur'an'ın nazil olduğu dönemde bile Maide 43'te ne diyor? Bakın Mustafa Öztürk Hoca'nın mealinden okuyorum. Kendi kitapları olan ve içinde zina suçunun cezasına dair Allah'ın hükmü bulunan Tevrat ellerinin altındayken nasıl oluyor da senden hüküm istiyorlar?
Demek ki 2000 yıl sonra hala o hüküm geçerli. Cariymiş. Üstelik yeni bir kitap gelmiş. O kitapla buna artık rağmen. Bununla amel edeceksiniz denilebilirdi. Yani o kitap diyor ki kendi kitabınızla. Kendi kitabını. Bu kendi kitabı ne? Araplara mı inmiş? Medine'de inmiş? Hayır. Yok. 2000 yıl önce, yani Kur'an'dan 2000 yıl önce. Zaman farklı, mekan farklı. Farklı bir dilde, Arap olmayan bir topluma inmiş. Hı hı. Gördüğünüz gibi tarihsel değil. Şimdi bu mantığa göre baktığınız zaman, tarihselci mantığa göre baktığınız zaman Kur'an nazil olduğu dönemde de %90 tarihsel bir kitaptır. Hı hı, evet. İçerdiği, anlattığı kıssaların önceki nebiler Adem İblis kıssası. Kaç bin yıl önce olmuş? Habil Kabil, yani oğullarının hikayesi. Nuh, İbrahim, babası. Kaç bin yıl önce olmuş? O zaman biz de... Hocam zaten onlar gerçekten yaşanmış şeyler değil diyorlar ya zaten tarihsel. Şimdi o zaman bu mantıkla baktığınız zaman Kur'an bugün değil, nazil olduğu dönemde bile tarihsel bir kitap. Zaten müşrikler bu, ne diyorlardı? Bunlar öncekilerin masalları. Masal, evet. O gözle bakarsanız öncekilerin masallarını bugün de değil o gün de söylersiniz. Hı hı. Peki Kur'an bunları ne diye anlatıyor? İbret alınsın, güncel şeye taşınsın diye, değil mi? Mesela Kur'an kendisinin nazil olduğu dönemde binlerce yıl önce olan İbrahim ve babasını niye anlatıyor? Şu mesajı vermek için. Siz peygamber olsan, oğlunuz peygamber bile olsa, hı hı. siz iman etmediğiniz müddetçe faydası yok. Nuh ve oğlu kıssasını niye anlatıyor? Baban peygamber olsa sen iman etmediğin müddetçe faydası yok. Hı. Değil mi? Peki Lut Nebi ile karısını, hanımını niye anlatıyor? Kocan peygamber olsa, Nebi olsa sen doğru yolda değilsen sana bir faydası yok. Peki buna karşı Firavun ve karısını niye anlatıyor? Kocan Firavun olsa bile sen iman edersen kurtulursun. Aynen. Bütün bunlar hikaye miydi şimdi? Binlerce yıl olmuş, önce olmuş şeyler. Dolayısıyla, yalnız burada bir şey daha söyleyeceğim. Burada nesih gördüm. Buyurun. Şimdi biz tarihselci tezi eleştiriyoruz. Ama kendilerini tarihselci olarak tanıtmayan klasik nesih ekolu var biliyorsunuz. Kur'an'ın içerisindeki bir sürü ayetin başka ayetlerle nesh edildiğini iddia eden, bunların da tarihselcilikten pek farkı yok. Hatta daha örtülü ve daha dolambaçlı olarak söyleniyorlar. Bunu da ifade etmiş olalım yani dolayısıyla. Şimdi tarihselcilerin en büyük yanılma noktaları nedir benim kanaatime göre? Şimdi birinci programda söylemiştik. Bazı tespitlerinde haklılık payları var ama o tespitleri yanlış hükümlerine delil olarak kullanıyorlar. Şimdi diyorlar ki Kur'an'ın içeriğindeki bir takım örnekler Araplara özgü, onların işte anlayabileceği şeylere hitap ediyor vesaire falan. Bu doğru. Sonra diyorlar ki tevhidi ilkeler hariç diğer bütün hükümler tarihseldir. Niye? Çünkü onlar Arapların örfünü, Arapların algılarına hitap eden şeylerdi. Peki Allah-u Teala tevhidi ilkelerini de bu mantığa göre Arapların anlayacağı şekilde anlatmış. Neden onlar evrensel? Kastettiğim şu. Şimdi mesela Allah-u Teala ne diyor? Allah size tevhid ve şirk inancıyla ilgili bir misal veriyor. İki köle düşünün ki bunlardan birinin birbiriyle geçinemeyen efendileri var. Diğer kölenin ise bir tek efendisi var. Şimdi bu ikisinin durumu aynı mıdır? Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Ne oldu şimdi? Allah'ın tek ilah olduğunu köle efendi köle ilişkisi üzerinden anlat. Bugünkü modern toplumda yok. O zaman çıkıp ki diyeceksiniz ki, demeniz gerekiyor ki tutarlı olmanız için, bu Araplara özgü bir argümandır. Dolayısıyla tevhidi ilkeler bile evrensel değil. Tarihseldir. Demiyorsunuz. O zaman diğerleri için niye diyorsunuz? Şimdi mesela Efela yenzuruna ilel ibli keyfe huliket diyor ya, o devenin nasıl yaratıldığını görmüyorlar mı? Gâşiyesi. Şimdi burada Mustafa Öztürk Hoca kitabında diyor ki deve Araplar için çok özgü, çok önemli bir şeydir, hayvandır, ciltlerle kitap yapılmış falan. Peki doğru. Deveyi yeryüzünde bilmeyen bir toplum var mı? Yani şimdi burada 14 asır önce Arap toplumuna nazil olan bir Kur'an örnek verirken mesela pengueni verseydi daha mı doğru olurdu? Veya onların anlamayacağı ama bugün bizim anlayacağımız cep telefonunu örnek verseydi, o zaman Kur'an evrensel mi olurdu? O zaman tarihsel olurdu. Ama bugünümüze hitap edemiyor, o güne olmaz. Ya elbette ki Kur'an'ın verdiği örnekler hem nazil olduğu toplum tarafından algılanabilecek,
hem de bizim tarafımızdan, daha doğrusu bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda algılanabilecek bir örnek olacaktı. Dolayısıyla o Kur'an'ın verdiği bu örnekler, deve, sivrisinek, gemi vesaire, yeryüzünde bunları örnek olarak anlamayacak bilmeyen hiçbir toplum olamaz. Aynen öyle. Deve Araplara özgü bir hayvan değil. Arap toplumunda çok olabilir. Tamam. Coğrafi olarak şey olabilir ama Araplara özgü değil veya diğer toplumlar tarafından bilinmeyen bir şey değil. Hayır, Mustafa Hoca deveyi ilk kez Kur'an'dan öğrenmiş olabilir. O ayrı bir şeydi. Şimdi mesela Mustafa Öztürk Hoca ahiret hayatı bile, cennet ve cehennem tasvirleri bile Araplara özgüdür diyor. Hı hı. Şimdi mesela diyor ki işte yeşillik, altından ırmaklar akan sular, cennet, bu Araplarda olmadığı için çok şeydir. Şimdi Mustafa Hoca Giresunludur, ben Rizeliyim. Yani yeryüzünde en çok su, yeşillik ve nehir akarsuyu olan bölgedir. Mustafa Hoca yeşilliği sevmiyor mu? Ben sevmiyor muyum? Ben de hayal ettiğim zaman öyle bir şeyi hayal ediyorum. Mustafa Hoca da, hatta Mustafa Öztürk Hoca da benim gibi memleket sevdalısı. Bakın onun Giresun özlemiyle ilgili yazıları var. Ve o yazılardan iki cümle okuyacağım. Şimdi diyor ki, bana sorsalar Adana'nın nesi güzel diye, Adana'dan Giresun'a gitmesi güzel derim elbette. Başlığı da senede bir aylık Giresun'uma gelme vakti yaklaşmışken. Şimdi gidiyor diyor ki, ne var ki Giresun'un bunca güzelliği ne esnaf kefaletinde, ne ticaretinde ve ne de siyasetindedir. Bütün güzellik Allah'ın Giresun'a bahşettiği tabii güzellikler ile belki de iki elin parmaklarını geçmeyecek sayedeki kadim dostlarla sohbet. Demek ki bu güzellik onun da hoşuna gidiyor. Yine benim mezgitlerim adında bir yazısında, kendi sitesinde, uzun lafın kısası, Giresun insanı hırçın çoğu zaman huysuzlukla temayüz etse de Giresun'da mukim olanlar memleketin tarifsiz kıymetini bilsinler ve kendilerine cennet gibi bir yerde yaşamayı nasip ettiği için her daim Allah'a şükretsinler. Demek ki yeşillik cennet gibi diyor. Sadece Araplara özgü değil, bizim Doğu Karadeniz'de doğup büyüyen benim gibi, Mustafa Öztürk Hoca gibi, daha doğrusu yeryüzündeki bütün insanların da hayal ettiği ve en güzel tasvir ettiği şeydir. Bunun bu tasvirlerin o şekilde yapılmış olması, cennetin sadece Araplara özgü olduğunu göstermediğine göre. O mantıkla göre şöyle olması lazım hocam. Sizin mesela bir Rizeli olarak, ya cennete gitsek de şöyle harika bir çöl, kavurucu bir sıcak altında vakit geçirsek. Şimdi herhalde vaktimiz şey oldu, ben hızlı hızlı geçiyorum. Vaktimiz bitti sayılır hocam. 2-3 dakikada toparlayayım. Kur'an cahiliye uygulamalarını tarihsel hale getiren bir kitaptır. Kendisi tarihseldir. Mesela kölelik ve şeyle ilgili, aslında bu konu önemliydi ama giremedi. Kur'an köleliği bir geçiş sürecinde sonlandırmıştır. Kölelik Muhammed 4 suresiyle bitirilmiştir. Eldeki mevcut stokları da uygulamalarla tasfiye edilmiştir. Kur'an'ın bitirdiği kölelik sonradan insanlar tarafından ortaya çıkarılmışsa bu Kur'an'ın şeyi değil. Ancak şunu da belirtelim. Kölelikle ilgili hükümler bugün de uygulanabilir, 300 yıl sonra da uygulanabilir. Kölelik daha dünyada 100 yıl önce kalktı. Yani köleliğin kaldırılması öyle 1000 yıl önce değil. Ama diyelim ki herhangi bir X toplumunda kölelik ve şey yine uygulanmaya başladı. Kur'an o topluma nüfuz etmeye başladığı zaman bunlar uygulanır mı, uygulanmaz mı? Kaldı ki hocam, savaş esirliği hukuku dan bahseden ayetler, yani onların büyük bir bölümü. İşte öyle. Dolayısıyla neticede, savaş bugün yeryüzünde, yani hiçbir zaman yeryüzünde savaşsız bir zaman yani olmadı ki. Olmadı. Günümüzde yaşadığımız şu halleri görmüyor muyuz? Ya bu insanoğlunun bu vahşiliği, şu içinde geçtiğimiz, sizin programın girişinde yaptığınız, yani bu Suriye'de, ülkemizde olan bu hadiseler. Şimdi hani var ya ayet, Nisa suresi 75 mi? Ne oluyor size de zayıf erkekler, kadınlar ve çocuklar için? Evet. Allah yolunda bize yardım isteyen onlar zayıf kalmış erkekler, kadınlar ve ihtiyarlar için yardım etmiyorsunuz. Bu tarihsel bir ayet mi şimdi? Bu Mekke'de sıkıntı yaşayan, sadece Mekke'de sıkıntı yaşayan insanlar için miydi? Şimdi bu Halep'te yaşayan insanlar için bu ayet yeni nazil olmuş değil mi? Bugün bu konuda bir ayet nazil olsa farklı lafızla mı gelecekti? Dolayısıyla Kur'an'ın bu bahsettiği hususlar, tarihsel hale getirdiği, sonlandırdığı bir takım hususlar var. Kölelik ve cariyelik bunlardan bir şeyidir. Kur'an'ın kadınlara getirdiği statü, kadınların ikinci sınıf muamele görmesi, yine bu kitapta yapıyor, onları
seks kölesi olarak kullanıyorlardı cahiliye. Onlara nikah şartının getirilmesi, her türlü hakkın, miras hakkının, mülkiyet hakkının verilmesi. Kadınlarla ilgili bu iyileştirme Kur'an'ın bir reformudur, ıslahıdır. Ama sonradan Müslümanlar, kendisine Müslüman diyen toplumlarda bu uygulamalar yeniden nüksettiyse ataerkil yorumla ve maalesef eski tefsirlerimizde bunlar bu şekilde yorumlandıysa bu Kur'an'ın kabahati değil. O yorumu yapan o müfessirlerin şeyidir. Bir önemli şey de tarihselcilerin en önemli yanılgılarından biri Kur'an'ın bahsettiği bu hükümleri sanki bütün müminlerin mutlaka yerine getirmesi gereken bir vecibeymiş gibi takdim etmeleri lazım. Ya Kur'an şunu demiyor ki, bütün müminlerin ömrü hayatı boyunca mutlaka bir köle azat etmesi lazım. Kur'an'da böyle bir vecibe yok ki. Var mı böyle bir vecibe? Yok hocam. Yani bu böyle bir yükümlülük yok. Eğer böyle bir durumda karşılaşan şey için bir kefaret şeyi var. Ama bu bir vecibe değil. Veya şöyle söyleyelim. Kur'an'da emredilmiş olup da bugün, yani bütün müminlerin yapması gerekip de bugün bizim yapamadığımız, yani tarihsel olduğu için yapamadığımız herhangi bir emir vecibe var mı? Bana bir örnek gösterin. Şunları kastetmiyorum. Yani mesela bireysel olarak yapmaktan bahsediyorum. Bazı şeyleri, diyelim ki faizle ilgili bireysel olarak yapamadığımız bir şey var mı? Toplumda bu yaygın olarak şey oluyor. Ona bir de şu var. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Yani elinizde olmayan şeylerde sorumlu Cenab-ı Hak bizi sorumlu tutmuyor. Ama Kur'an'ın konu edindiği, değindiği vecibeler değil bunlar. Her müminin köle azat etmesi şart değil. Bu mutlak bir vecibe değil. Bir önemli şey, şimdi hocam, bitiriyorum lazım. Tamam. Kur'an'ın ahkamının çoğu tarihseldir dediniz. Peki o zaman şöyle söyleyelim. Hangi ahkamlar tarihsel? Vecibeler mi, haramlar mı, kefaretler mi? Mesela eğer haramlarsa 14 asır önce faiz haramdı, zina haramdı, hırsızlık haramdı da şimdi bunlar haram değil mi? Bunları mı iptal edeceğiz? Vecibeler mesela namaz, oruç, zekat o zaman farzdı da şimdi değil mi? Bunları mı iptal edeceğiz? Yoksa kefaretleri mi? Bunlara kim karar verecek? Bunların yerine neyi ikame edeceksiniz? Ya bu işin içinden çıkılacak hocam, bir şey değil. Hocam peki şöyle bir şey sorunun cevabı var mı? Yani siz Mustafa Hoca'nın bütün kitaplarını okumuşsunuz. Bu tarihsel olduğu yani o dönemde kaldığı iddia edilen tarihselcilerin iddia ettiği hükümler ne zamandan beri geçersiz? İşte ben de onu soracağım. Şimdi sorular bölümünde not almışım. Şimdi eğer Kur'an'ın tarihsel olduğunu iddia ediyorsanız Kur'an ne zamandan beri tarihsel? Bir. Buna kim karar verecek? İki. Üç. Kur'an'ın tarihsel ve etnik olduğunu aslında iddia ediyor tarihselciler. Yani Kur'an tarihseldir demiyorlar. Kur'an tarihsel ve etniktir. O zaman şunu soruyor. Yani Araplara özgüdür. O zaman bugünkü Araplar için tarihsel mi değil mi? Bu soruyu sormamız lazım. Bugünkü Araplar için tarihsel değil ise o zaman Kur'an'a etnik bir kitaptır demiş oluyorsunuz. Yani o zaman şunu demek lazım. Kur'an tevhidi ilkeler de dahil olmak üzere hiçbir şekilde biz Türk toplumuna hitap etmez demek zorundasınız. Anlatabildim mi? Aynen öyle. Yani dolayısıyla Araplar için, o zamanki Araplar için değil, sonraki Araplar için tarihselse ne zamandan beri, hangi yüzyıldan beri? Şimdi tabii burada Resulullah'a mana ve mefhum olarak geldi. Lafz-ı Resulüne ait tezi vardı ya Mustafa evet, Öztürk evet. Hoca'nın. Şimdi Nebi Resul'ün eşleriyle ilgili yaşadığı sorunlar var. Özel sorunlar var. Kendisine sorulan sorular var. Sana şunu soruyorlar de ki diye cevaplanıyor ya. Bunlarla ilgili şey önceden mi gelmişti, o anda mı geldi? O anda geldiyse onlar da mı mana ve mefhum olarak geldi? Tabii bu cevaplanması ya gereken ya da niye şey yazdı madem kendi özel evet. ilgili şimdi sorunları? Şimdi bir diğer şey de mesela Mustafa Öztürk Hoca Kur'an Vahiy ve Nüzul kitabının sayfa 162'sinde 162. sayfasında diyor ki hülasa inzal tenzil nebi resul iman İslam gibi ayrımlar sanaldır. Bunlar görüş ve kanaat hem temelsiz hem de gereksizdir diyor bu ayetler. Nebi resul konusunda biz daha önce program yapmıştık biliyorsunuz. Evet. Bu ayrımlar gereksiz ise şeyse işte hani ayetler arasında çelişki çıkıyordu ya bu algıyı yok ettiğiniz zaman
Bir ayette peygamber haram kılar diyor, öbüründe kılmaz diyor. Bir ayette peygamberin hükmüne riayet eden, etmeyen işte sapıtır diyor. Öbüründe hükme riayet etmeyen zeyt için böyle bir kınama yok. Peygamberi inciten cehenneme gider diyor. Peygamberi inciten ashablar cennetle müjdeleniyor falan filan. Bunları nasıl çözmeyi düşünüyorlar ve nasıl çözebiliyorlar? Tabii bu konu yine yetişmedi şeyde, detaylandıramıyoruz. Dolayısıyla işin içinden hocam o konunun detayı ama sizin de yaptığımız kökte yaptığımız programda evet, var. Orada. Dileyenler oradan bakabilirler. Yani ne bir Kur'an'daki ne bir bu tür ayrımlar kavramlı. Anlamsızdır dendiği için onu söyledim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Emek verdiniz. Böylesi bir konuda bizleri aydınlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu çalışmanızı belki bir kitap haline de getirir, ortaya koyarsınız. Bunu da bekleyelim mi artık bilmiyorum. İnşallah diyelim. Ben de bu vesileyle yani bu hakikaten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yani Allah hem Kayseri'de hem Beşiktaş'ta vefat eden şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Hasta olanlara Allah şifa versin. Yakınlarına sabır ihsan etsin. Amin. Halep'te, Musul'da, bütün coğrafyada yaşanan zulüm gerçekten bizi kahrediyor. Allah bize yardım etsin. Ne yapmamız gerektiği konusunda da ayetler açık ama yani ben bu dönemde yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi ne olur artık Kur'an'da birleşelim. Yani şu ihtilafları çözmenin her şeyin dayandığı netice itibariyle olay bu. Bakın Sünni-Şii çatışması olmasın diye herkes bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ama kimse de buna rağmen çıkıp artık Kur'an'da birleşelim de diyemiyorlar. Ben de buna çok üzülüyorum. Yani aman Sünni-Şii çatışması çıkmasın diyenler bile Kur'an'da buluşalım cümlesini söyleyemiyorlar. Ya inanılır gibi değil yani. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah başka vesilelerle tekrar görüşeceğiz. İnşallah. Kitabınızın yeni baskısıyla ilgili de inşallah bir program yaparız. İnşallah. Sevgili izleyiciler, Yükselen Sözler'de bu akşam tarihselcilikle ilgili bir programımız vardı. Bir ayetimiz var. Rejiye söyleyeyim, o ayeti girmeden kapatmayalım. Nisa suresinin 60. ayetiyle kapatacağız. Bu ayette azgın ya da tağut kelimesi var. O kelimeyi bugünkü modern hayat, modern hükümler olarak düşünürsek, bu ayetin moderniteyi bir nevi ilahlaştırmış olan ya da işte Kur'an'ın önüne geçirmiş olan diyelim, tarihselci bakışa hitap ettiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bu gözle ayeti sizlerin idrakine sunuyorum, okumanıza, okuyuşunuza sunuyorum. Önümüzdeki hafta Kök programında Doktor Fatih Orum'la birlikte Kur'an'daki tahrif kavramıyla birlikte kavramını incelemek üzere karşınızda olacağız. O zamana kadar hepinize iyi geceler, hoşça kalın. Hem sana hem de senden önce indirilenlere inandıklarını sanan kişileri görmedin mi? O azgının önünde yargılanmak istiyorlar. Oysa bunlara onları tanımama emri verilmiştir. O şeytansa bunları derin bir sapıklığa düşürmek istemektedir. Nisa suresi 60. ayet.